tane çay bardağı çıkmış. Katilleriyle çay da içmişler. Sizin babanızın bir tane silahı varmış. Bu silahı jandarma bir köylü kadında buluyor. Gelininizin verdiğini söylemiş. Komşunun gelinine vermişler. Ruhsatsız olduğu için takladım. Kendi kendinize. Evet. Mümkün değil. Selma'nın eşi vardı İbrahim. Yani var sizin oğlunuz var. Ama ben görmedim onu. O ancanlar düşman falan da yok. Olmaz da kardeşim. Dedeyi ve babaanneyi rahatsız eden birileri var mıydı? Bizde yok. O bilinir aile arasında. Oğlum, evet. Cinayetten önce ben hep gideceğim dedemin evinde oturacağım diye konuşurmuş. Daha ilk defa burada duyuyorum. Yani böyle bir şey yoktu. Ya nasıl İyi yok? Ev bey almış gelinini. Kız gidip oturmak istemiyor Eyüp beylerle. Onlara bir ev lazım değil mi arkadaşlar? Lazım. Amcam da tek daire evi böldü. Niye arayı böldünüz? Madem istiyordu beraber oturmak. İstememiş olsaydı yani. İstememiş ki kızın bir şekilde ağzını kapamak için oraya da bir tane şey yapılıyor. Gayet açık ve net değil mi ya? Ahmet cinayetin işlendiği yeri eliyle koymuş gibi gösterdi. Direkt Ahmet işin içinde anlamı çıkar buradan. Pencereden içeri bir şey atmış. İç çamaşırı bilmem ne ona getirdi onu ona getirdi. Vallahi arayasa bir şeyler vaat etti ona. Böyle algılanan bir gelin varsa o geline komşunun bakışı nasıl olur? Cezaevi görüşüne gidenlere annem bana gelsin para da getirsin. Yengemin altınları annemdedir. Altın maltın öyle bir şey yok o yalan yani. Birine bu dedi Ahmet. Şahitli ispatlı. Film çevir. Orada, film. Koruduğum annem dahil olsa böyle bir şeye müsaade etmem. Size Nazmi ne dediyse aha da işte suçlular bunlar dediniz. Köye gelmeyeceğim yaptım. Hayır bu olmaz. Evde niye demeyi de parka kadar taşıyla bu olayı. Demek ki özel bir mevzu bu. Yurdan Nur Hanım, sen tanıştırmadın mı yengeni? Ben tanıştırdım. Ben diyor eve gitmedim. Bildin Nurdagül'ü bulacaksın, getireceksin. Nurdagül kendini aklasın, benim içimi rahatlasın. Kayıp olan oğlumun adı Bozan, soyadı Aslan. 23 yaşında, 92 doğumlu. Sözlüydü kendisi. Kirvemizin kızıyla tanışmış yolda. Kendi sözlüsünü terk etmeye karar vermiş. Annesine anlatmış. Filiz'i bana alacaksınız. Annesi de Filiz'in 10 yaş ondan büyük olduğunu, o bize uygun olmadığını söylemiş. 6. ayın 10'unda annesiyle tartışmış. Valizini almış, kızın ailesinin yanına gitmiş. Ondan sonra Bozan'dan bir haber alamadı. Başına bir şey gelmemiş de mutlaka çıkardı. Ya kötü bir durumdadır ya da öldürülmüştür. Bozan neredesin gel oğlum bak babanla seni bekliyoruz burada. Ali Yaşar getirdi önü eve. Hayretle bakarız onlara ki acaba ne yapmaya çalışırlar bunlar diye. Utanmadın mı bunu babamdan alma? Atlayacak yadın üstüne. Pencereden içeri atmış. Bir beklentisi var idi Ali Yaşar'ın. Ali Yaşar bir kaynatı olarak gelinin ki derken ki. Asa Şükrü sana sorarım sen biliyor musun? Nagmiye ile birlikte ve kimse yok evde. Ben de bunu sorarım Asa Şükrü ile Ali Yaşar'ın. Üç tane çay bardağı çıkmış. Katilleriyle çay da içmişler. Sizin babanızın bir tane silahı varmış. Bu silahı jandarma bir köylü kadında buluyor. Gelininizin verdiğini söylemiş. Komşunun gelinine vermişler. Ruhsatsız olduğu için takladım. Kendi kendinize. Evet. Mümkün değil. Selma'nın eşi vardı İbrahim. Yani var sizin oğlunuz var. Ama ben görmedim onu. O ancanlar düşman falan da yok. Olmaz da kardeşim. Dedeyi ve babaanneyi rahatsız eden birileri var mıydı? Bizde yok. O bilinir aile arasında. Oğlum, evet. Cinayetten önce ben hep gideceğim dedemin evinde oturacağım diye konuşurmuş. Daha ilk defa burada duyuyorum. Yani böyle bir şey yoktu. Ya nasıl yok? Eyüp bey almış gelinini. Kız gidip oturmak istemiyor Eyüp beylerle. Onlara bir ev lazım değil mi arkadaşlar? Lazım. Amcam da tek daire evi böldü. Niye arayı böldünüz? Madem istiyordu beraber oturmak. İstememiş olsaydı yani. İstememiş ki kızın bir şekilde ağzını kapamak için oraya da bir tane şey yapılıyor. Gayet açık ve net değil mi ya? Ahmet cinayetin işlendiği yeri eliyle koymuş gibi gösterdi. Direkt Ahmet işin içinde anlamı çıkar buradan. Pencereden içeri bir şey atmış. İç çamaşırı bilmem ne ona getirdi onu ona getirdi. Vallahi arıyor.
yaşa. Bir şeyler vaat et ona. Böyle algılanan bir gelin varsa o geline komşunun bakışı nasıl olur? Cezaevi görüşüne gidenlere annem bana gelsin para da getirsin. Yengemin altınları annemdedir. Altın maltın öyle bir şey yok, o yalan yani. Birine bu dedi Ahmet. Şahitli ispatlı. Film çeviriyor orada film. Koruduğum annem dahil olsa böyle bir şeye müsaade etmem. Size Nazmiye ne dediyse aha da işte suçlular bunlar dediniz. Köye gelmeyeceğim yaptırmayayım. Hayır evi. Olmaz. Anlattı, evde niye demeyi de parka kadar taşıyla bu olayı. Demek ki özel bir mevzu bu. Yurdan Nur Hanım'ı sen tanıştırmadın mı yengeni? Ben tanıştırdım. Ben diyor eve gitmedim. Birliğin Nurdagül'ü bulacaksın, getireceksin. Nurdagül kendini aklasın, benim için mi rahatlasın. Ne kadar üzücü olaylarla karşılaşırsak karşılaşalım, tüm kötülüklerin düzeltilebileceğine inanıyorum. Eğer gerçekten istersek hiçbir engel yok. Bu izleyicilerimizin başarısı. Çünkü onlar izlemeseler ve onlar olaya müdahale etmeseler bizim de bu başarıya ulaşmamız mümkün değil. Hepinizin katkısı var. Bu program siz demek. Sabahlar, mutlu haftalar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oo, nasılsınız? Boş kaldı burası vallahi, gelmiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Boş kaldı, gelmiyorsunuz. Bak orada, nerede mikrofonun? Artık öğrendim mikrofonunu al. Hoş geldin. Arkadaşını da mı getirdin? Hoş bulduk mu geldim? Ya, havalar soğuk, fazla çıkamıyoruz. Sana. Doğru, hava soğuk, çok haklısın. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür Tanıyalım ederim. Tanıyalım sizi. Ben İhsan Erdoğan, Güngör'le beraber geldik. Güngör arkadaşım. İyi yaptınız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla biraz yoğunluğumuz oldu ilk 10-15 gün. Malum biraz da havalar soğudu. Doğru, havalar bekliyorum her zaman. Sizi gördük, güzel mutlu olduk. Çok teşekkür inşallah. Ederim. Teşekkür bakar mısınız? Burası da çarşı pazar. Evet. Görüyorsunuz Mehmet. Bak Mehmet bugün bebeğini getirmiş. Ben de sana hediyeni gönderdim. Hatice Karpuzoğlu. Bak senin bebeğini görmüş. Senin bebeğini görmüş. Sana ne getir? Gel gel. Gel. Bak gel bebeğini de getir. Gel. Bak şimdi ne yapacağız? Bizde her şey var biliyorsunuz. Bak gel. Bak şimdi bebeğini, dur şimdi neresiymiş, bak şimdi gel, bebeğini buraya yatıracaksın, yatır. Bu da yastığı. Hı, bak böyle yatıracağız. Dur şöyle kenara çeki, kameraman abi çeksin. Bu da yastığı. Bak, bunu da böyle üzerine örteceksin. Senin bebeğini görmüş, annenin yılbaşı hediyesini. Bak sana böyle helal Hatice olsun Hanım ona hediye yapmış. Gördün mü? He? Al, dur ver mikrofonu. Bak al artık bebeğini böyle saracağım. Al babası. Heh. Heh. Yalnız bakar mısın? Eline sağlık değil mi? Bana hakikaten da göndermiş Hatice Hanım. Ben de akşam bebeklerimi koyup oynayacağım. Yalnız demiş ki, bak bir dakika yalnız. Hatice Hanım demiş ki siz öyle sakın bakmayın. Onlar ne isterler demiş. Onlara da demiş yapacağım göndereceğim demiş. Vallahi mektubunda yazmış öyle. Onların ne sevdiğini bilmiyorum. O yüzden onlara gönderemedim. Seni de söylemiş, seni de söylemiş. Onları da göndereceğim demiş. Şimdi siz ne istiyorsanız söyleyin Sevcan abla. Sen öyle bebeklerle oynuyor musun? Var mı senin bebeğin? Aa dur, o zaman bana göndermiş. Ben de onu sana vereyim. Tamam, senin olsun, tamam mı? Tamam. Keşke benim olsa var ya ne diye. Tamam, onu da sana veriyorum. Sen de ne seviyorsan sana da gönderecekmiş. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bir teşekkürüm. Filiz Dolmaz'a İzmir Gaziemir'den bize hediyeler göndermiş. Deve demiş ki 7 ayrı iklimden 7 ayrı çeşit arı getirseler, 7 çeşit arı 7 ayrı çiçeği dolaşsa, 7 ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz. Vay. Helal olsun. Yani bu zamana kadar da duyduğum en güzel iltifatlardan biri. Bu küçük hediyeleri ihtiyacı olanlara ileteceğinizden emin olduğum için size iletiyorum demiş. Çok güzel böyle şeyler göndermiş, yelekler göndermiş. Bu bizim çok işimize yarıyor. Bazen buraya gelen izleyicilerimiz bile koşup geliyorlar. Yanlarında bebekleri oluyor. Hiçbir şeyleri olmuyor bebeklerin üzerinde. Hemen onlara bile giydiriveriyoruz. Ellerinize sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kızılay'dan efendim bir teşekkür mektubu var. Kızılay'a yapmış olduğumuz yardımlardan ötürü.
teşekkür ediyor. Özcan Önen Bölge Müdürü, Meryem Bilge Afet Yönetimi Birim Şefi. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Ve bugün efendim ben hep söylüyorum, bu program benim değil, hepimizin. Çünkü biz hani kaç kişilik ekibim var dediklerinde aslında şöyle demek istiyorum. Yani 80 milyon kişilik ekibim var ama sayısını tutturamıyorum. Çünkü Avrupa'da yaşayanlar, Amerika'da, Avustralya'da falan daha da fazla. Cengiz Güvercin de efendim bize bir ödül getirmiş bugün. Yani hepimizin, ne diyeyim, hepimize kutlu olsun. Tokat Gündem Gazetesi imtiyaz sahiplerinden Cengiz Güvercin. Bu yıl 9.sü düzenlenmiş Tokat Enler ödül töreni. Efendim bize de toplumsal duyarlılık ödülüne layık görmüşler. Evet. Çok teşekkür ederim. Tokat Gündem Gazetesi 16 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Bizim programdan da çok güzel haberler yapıyorsunuz. Siz de şöyle alayım isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel haberleriniz için de. Aa, çok da güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Tokat Gazeteden Öte. Evet. Tokat Gündem Gazetesi Gazeteden Öte. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bir jüriyle seçmişsiniz. Evet. Anketle seçmişsiniz. Zaten öyle ödül törenlerinde sağ olsun o anketlerde hep programımız ödüle layık görülüyor. Diğer ödül törenlerine de ben prensip olarak gitmiyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yerel basını çok önemsiyorum çok ben. Çok sağ olun. Sizler bizim Anadolu'daki gözümüz kulağımızsınız. Evet. Çok da zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben her birinize. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şeyiniz için. Buyurun, söylemek istediğiniz bir şey de varsa hemen alalım. Bunu da şuraya koyayım. Öncelikle bu programı yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ben tüm Türkiye adına. Çünkü bu programdan öte insanların umudu olmuş bir program. Hakikaten insanlara bir ışık veriyorsunuz, bir umut veriyorsunuz. O yüzden sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ekibinize de çok sağ olun. Ve ayrıca ben Reşadeliyim, kendim. Tokat Reşadeliyim. İki tane kardeşimiz ya, orada. Ya, çocuklarımız hala bulunamadı. Hala bulunamadı. Sizin böyle hemen o anda ekranlara çıkarmanız da çok iyi oldu bence. Teşekkür çok teşekkür ederim duyarlılığınız için. O yüzden de Tokat halkı mutlaka sizin bu programa çıkıp teşekkür edilmesini istediler. Sağ olsunuz. Zaten onlara, orada da Tokatlılar da sağ olsunlar. Duyar duymaz herkes yollara döküldü. Herkes evet, çocukları aradı böyle müthiş bir halk bilinciyle. Fakat çocuklarımızdan hala haber yok efendim. Hala arıyoruz. Biliyorsunuz nehire düşmüş olabilecekleri ihtimali evet, üzerinde çok duruluyordu. Fakat hala bir haber yok. Tabii kış şartlarında eğer nehirde bile olsalar bulunmama ihtimali yine de var. Yani evet, nehire düşmüş olma ihtimalleri evet, var. Ama birçok kişinin ifadesi alındı. Pedofiliden de tabii endişe ediliyor. İnşallah çocuklarımızdan artık bir haber alalım. Yani aile böyle yine o perişanlığa devam ediyor gerçekten. İnşallah. Buraya gelmişken onu da tekrar dile getirmiş olalım. Valimize de teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir arama çalışması sıkılıyor orada. Bu soğuk havada yani o polis arkadaşlarımız soğuk suyun içinde saatlerce arıyorlar. Hatta günlerce arıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de buradan önemini anlatıyorsunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi bazen efendim şöyle söyleyeyim. Birisi ölüyor gidiyor. Evet. Yani her gün günde yüzlerce binlerce insan ölüyor zaten ama bazıları arkalarında, tabii bu çocuklar için ölmüş demiyorum, yanlış anlaşılmasın, aileleri bizi izliyordur. İnşallah sağ salim bulunma ümidini her zaman taşıdık, taşımaya devam edeceğiz. Ama bazen işte çocuklar kaybolurken ya da hayatlarını kaybederken arkalarında çok önemli dersler bırakıyorlar. O dersler alabilene evet, çok büyük bir ders. Şimdi ben eminim o bölgede aileler biraz çocuklarını artık dışarıya bırakırlarken evet, yanlarında bir yetişkin olmasına özen göstereceklerdir. Doğru. Ama sadece onlar o acıyı birebir yaşadıkları için değil, biz de televizyon ekranından yaşadık, yaşandığını da gösterdik. Bakın havalar şu anda soğuk. Birkaç ay sonra Allah kısmet ederse ısınmaya başlayacak. Lütfen çocuklarımızı gözetimsiz dışarıya bırakmayalım. Bizim burada olmaz. Zaten olursa bir kere olacak. Yani sürekli de bir çocuk kaybolacak hali yok yani, Allah göstermesin. Evet. Zaten bir kere olacak. Onun da işte kime denk geleceği belli değil. Lütfen çocuklarınızı gözetimsiz dışarıya bırakmayın. Orada harcayacağınız birkaç saatlik emeği, bakın bu aile günlerdir, gecelerdir, aylardır büyük bir üzüntüyle ne kadar efor sarf ederek arıyor. Evet. Bir de sonuç yok. Hani bu buzdolabı gibi değil ki yani. Hani bozuldu, tamirci çağıralım. Bitti yani. Pardonu yok. Yok yani, bitti. Evet, keşke yaşayarak tecrübe etmesek. Evet, keşke yaşayarak tecrübe etmesek. O yüzden ben bu programı o konuda da çok önemsiyorum. Çünkü evet, burada ailelerin acılarını bizzat görüyoruz.
böyle iliklerimize kadar hissediyoruz o acıyı. Ve mutlaka bize ders oluyor. Ders olmalı diye düşünüyorum. İnşallah da çocuklarımız bulunur. İnşallah. Tekrar teşekkür Müge ediyorum efendim. Efendim buyurun. Verirseniz, o da şu çok önemli. Avrupa Polis Teşkilatı dün açıkladı. Suriye göçmenlerinden 10 bin çocuk kayıtlı olan kayıp. Avrupa'da kayıp. Yani facia. Maalesef. Maalesef evet. Yani o orada var ya hocam, gerçekten bir dünya ayıbı yaşanıyor orada. Ben bunu size yani, çok samimi söyleyeyim. Felaket yani. Yani o Suriye'nin yaşadığı, Suriyeli çocukların, kadınların, erkeklerin yaşadıkları orada bambaşka bir dram var yanı başımızda. Onlar bir perişanlıklar. Yani sonradan insanoğlu gerçekten bunun ayıbını, şimdi anlaşılmaz o, daha sonra göreceğiz. Ayıbını herkesin taşıması lazım. Maalesef. Yani Türkiye'yi şey yaptılar, biz gönderelim sizde kalsın, biz gönderelim sizde kalsın. Ya sizde alın da sizde bir yeriniz, koca ülkenizde yeriniz yok mu? Çok zengin, çok şey ülkesiniz ya. Biz nereye gidelim o zaman? Danimarka en son demiş ki ben size bir gemiyle göndereyim. İyi evet. O zaman ben de sana geleyim. Biz nereye gideceğiz? Hepiniz bakın işte yani. Bakacaksınız, bunun çaresi yok. İnsan yani. Çok büyük dram var. Çok büyük dram var orada yani. En azından onları kabul etmeden önce bir sosyal imkanlarını temin edecek durumlar hazırlamaları lazım. Hepsi aç perişan. Sokaklarda ne halde olduklarını görüyoruz. Bu vaziyette bir takım başka ülkelere göndermenin manası yok. O imkanlar temin edilmeden, o açlık sefalet içerisinde. Mesela, buyurun, bu 10 bin tane yavrunun kaybolması normal sıradan bir kayıp değil. 30 bin tane kişinin etkilenmesi demek bu. Evet, İkişer bir aile tane olarak, anne babadan ızdırap içinde yaşıyorlar. Maalesef. Yani evet. Yaşadıkları ızdıraba ek bir de bu ekleniyor. Evet. Efendim, şimdi Ayhan Bey'e dönmek istiyorum. Ayhan Bey hoş geldiniz. Ayhan Bey, kardeşi Perihan Hanım'ı aramak için burada. Bu enteresan bir kayıp. Perihan Hanım 28 gündür kayıp. 4 Ocak'ta en son telefonla kız kardeşini, büyük oğlunu, eşini arıyor. Evet. Telefonla görüşüyor. O telefonla da helallik istiyor. Bir daha da kendisinden haber alınamıyor. Şimdi burada enteresan bir şey olmuş, bu bir şeyler olmuş hanımefendi kaybolmadan önce. Aslında çok da mana veremedim. Evet, evet. Siz de herhalde anlam veremediniz. Veremedik, doğru. Şimdi Perihan Hanım 33 yaşında, 18 yıllık evli, 17 ve 11 yaşlarında da erkek çocukları var. Evet. Eşi bir ekmek fabrikasında çalışıyormuş. Perihan Hanım da evlere temizliğe gidiyor. Sultan Gazi'de yaşıyor aile. Perihan Hanım psikiyatrik ilaçlar da kullanıyor. Evet. Ne zamandan beri kullanıyor? 2 senedir kullanıyor, yalnız 4 aydır falan kullanmıyormuş. İlaçları. Kendi kendine mi bırakmış, doktor mu bırakmış? Kendi kendine bırakmış. En yanlışı o. Şimdi Perihan Hanım'ın eşine 29 Aralık'tan 3 Ocak'a kadar bir takım mesajlar geliyor. Şimdi ben bu mesajları elimde. Evet. Şimdi bu mesajlar da yani hani bir tek eşe değil, hiç kimseye gönderemeyecek. Yani şöyle söyleyeyim, bir tane biri var, bu artık kadın mı erkek mi biliyor muyuz? Bilmiyoruz efendim. Bilmiyoruz. İşte yazışmalar elimde. Cep telefonuna, eşinin cep telefonuna. İşte eşini doktora götür. İnanmıyorsan Perihan'a doktora götür Celal. İşte onun yüzünden apartman şey götürüyor yani. Hiç evet. İş güç yapmıyor. Çünkü. Sonra ay bunları da nasıl okuyayım? Okuyamam ki. Doktora götür. Ay. Bunları okuyamıyorum ama işte doktora götür. Senin eşin zaten hamile. Seni aldatıyor. Doktora götürünce anlayacaksın. İşte onun yüzünden işte apartmanda zaten çok kirli. O çünkü başka işlerle uğraşıyor falan. Ve yani kocasına da ne kadar kötü kötü şeyler yazmış. Ama bu bir şey söyleyeyim mi? Bu şey yani yazanın ciddi problemleri var. Evet. Evet yani evet. O bu yazılanlar içinde hiç mi insanın bir tane okuyacak lafı olmaz? O mesela diyor ki köye kadar da duyulacak diyor. Demek ki sizi de tanıyan, sizin köyünüzü falan da bilen birisi. Evet. Yemin ederim hamile diyor. Sen uyuyorsun Celal. Yani karın bir başkasından hamile, seni aldatıyor diye adamcağıza bir ton mesaj gelmiş. Bu kadar ya. Yani Allah göstermesin. Sonra işte sen onu hamilelik testine götür. Ona nasıl inanıyorsun gibi. Arıyormuş Celal Bey bu numarayı. O da telefon attığımızda. Arayınca telefon açılmıyor. Ve tabii Perihan'la eşi bu mesajlar yüzünden tartışmaya başlamışlar. Celal Bey günaydın efendim.
Günaydın efendim. Yani gerçekten ben şimdi bu mesajları okuyamıyorum. Ağza alınmayacak kadar çirkin hakaretler ve iftiralar içeriyor. Bu mesajlar size gelmeye başladı. Eşinizle nasıl tabii, eşinize nasıl anlattınız bu durumu? Şimdi Bilge Hanım, eşim ya merdiven temizliğine gittiği için önce merdivenlerden başladılar. Dediler ki bir haftadan beri merdivene gelmiyor, ne yap karıştırıyor. Gibi bir sözler kullandılar. O anda eşim iş gelmiş. Dedim ki bir haftadan beri nereye gitmedin sen, dedim böyle böyle Perihan dedi. Perihan dedi ki iki tane merdivene gitmedim bir haftadır dedi. Celal Bey, biraz net yürüyorsunuz herhalde, gitgide telefon çekmemeye başladı. En evet. Başta iyiydi de, en başta bulunduğunuz yerde. Evet, ondan sonra mı geldi? Ya ne dedi, ben bir haftadır gitmiyorum mu o merdivenlere dedi. Evet, ikisine gitmiyorum dedi. Ben de o zaman gece vardiyasının içine gidiyordum. Yemeğimi, çayımı içtim, işe gittim. Hı. Ama mesajlar sabaha kadar devam etti bana. Habire atıyor, habire. Ondan sonra Perihan'a dedim ki, Perihan bu neyin nesi dedim yani. O da dedi ki, Celal bana güvenmiyor musun? Hı. Ben dedim ki, Perihan sana güvenmesem ben bu yani Cebeci'den Fatih'e göndermem ben seni güvenmesem dedim. Böylelikle kapandı. Ama mesajlar bana 3 Ocak'a kadar geliyor. Hı? Ben dedim ki bunları dedim savcılığa vereceğim. Bunu dedim kim olduğunu çıkaracağım ortaya dedim. Savcılığa mı vereceğim dediniz? Evet. Yani siz 3 Ocak'ta ben bu cep telefonunu savcılığa vereceğim dediniz. Eşiniz de o gün mü kayboldu? Yok. Eşim, ben şimdi 4 Ocak'ta sabahleyin 6.30'da işe gittim. 10.30'da eşime döndüm. Hı? Ne yapıyorsun dedim Perihan dedim. İşe gideceğim dedi. Dedim ki Perihan rahatsızsın bugün dedim, işe gitme. Ya Celal dedi çok kötüyüm dedi. Biraz dedi yani hani şey yapayım dedi. Kafayı dağıtırım dedi. Akşam dedim geç gelme. Gelme dedi. Silebildiğini silersin, silemediğini dedim. Gelirsin dedim. Anladım ben sizi. Yani aynı gün olmasa da siz savcılığa karar veriyorsunuz bu telefon numarasını vermeye. Eşiniz ondan sonra mı kayboldu? Eşim tabii. Eşim zaten kendisi de dedi. Celal dedi kim olduğunu dedi savcılığa verelim, dostumuzu düşmanımızı dedi. Hani öğrenelim. Hadi. Ama sonra sizi telefonla arıyor, size diyor ki çocuklara iyi bak. Ben beni aramadı. Ben aradım onu. Tamam. Dedim ki Beryan böyle böyle dedim. Ama hüngür hüngür ağlıyor böyle. Celal hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak. Sen de gözümü açtın, sen de kapattın. Hı. İşte yuvamızı yıkana kadar uğraştılar. Allah belalarını versin dedi, kapattı. Bir daha hemen döndüm, yine hemen bakmadım telefonuma. Mesaj attım ben buna. Beryan bir yanlış yapma, bir cahillik yapma diye. Çocuğa dedim, oğlum dedim, annen yine dedim, rahatsız dedim. Anneni hemen ara dedim, nerede olduğunu dedim, öğren dedim. Sonra efendim işte oğlu annesini aramış. Oğluna da demiş ki kardeşine iyi bak, babaannene söyle hakkını helal etsin. Sonra ablası Beyhan'la konuşmuş. Çocuklar size emanet, hakkınızı helal edin demiş. Bir daha da kendisinden haber yok. Şimdi kimliği de yanında değilmiş. İç kıyafetleriyle çıkmış. Aile endişeli. Hani bütün böyle herkesten de helallik falan aldığı evet. için. Ayhan Bey'in söylemesi çok zor ama siz baktınız mı adli tıpa falan? Bakmadık efendim. Adli tıpa bakmadık. Yani biraz sanki bu mesajlar hani intihar edeceğim evet. içeriği taşıyor. Anladığım kadarıyla bu mesajlar kimden geldiyse geldi. En son savcılığa gidecek, gelen mesajlarınız kimliği de ortaya çıkacak diye hanımefendi herkesten helallik almış gitmiş yani. Evet. Kardeşi olarak siz de bakabilirsiniz herhalde. Burada şimdi biz Sevgi Hanım'ın fotoğrafını Sevgi Hanım diyorum. Perihan Hanım'ın fotoğrafını gösterelim. İnşallah Perihan Hanım bizi izliyordur. Ya da birinin yanındadır, o bizi arar. Beklentimiz olsun. İnşallah. Ama istersen Kebriyeciğim kardeş olarak da bakabilir herhalde. Aslında eşi de arıyor karısını, yani aramıyor sanmayın. Cuma günü geldiler, biz de yayında süre sıkıntısı olduğu için çıkaramadık. Evet. Sen de kardeşine bir seslen. O arada da seni bir adli tıpa götürelim. Tamam. Ararsa hemen zaten geri gelirsin. Ama hani zamandan kazanalım. Tamam. Yani kardeşin sizden korkuyor. Kapınız açık mı? Gelince öldürüleceğinden mi korkuyor? Ne korkuyor ki hani kaçmışsa? Yok biz ne, ben onu nasıl olursa olsun kabul ediyorum. Yeter ki sağ gelsin. Yani benim bundan sonra zaten benim yanımda kalacak. Gelsin, ben ona, kapımız açık bizim hepimiz. Biz 8 kardeşiz. Maşallah. Kapımız açık yani. Biz böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorduk zaten. Yani kardeşime sesleniyorum. Bir yerdeyse arasın bizi yani. En az yani sağ olduğunu bir öğrenelim. Ona göre biz de hareket edelim.
İşte bazı kadınlar da biliyorsunuz aileleri tarafından korkutuluyor ya böyle başına bir biz şey, öyle bir şey yok efendim. Biz de öyle bu olacak diye. Yok. Öyle bir şey yok yani. Sizde yoktur ama kendisi bu konuda bir üzüntü hissedebilir. Evet, doğrudur yani hocam. Yani sizde olması gerekmiyor. Olmuş muamelesi yapıyor. Evet. Öyle düşünüyordum. Olabilir peki, yani. Siz Fatih'teki apartmana gidip sordunuz mu? Ben bilmiyorum apartmanları. Tamam, Celal Bey Celal sormuş Özdemir mu? Celal biliyor. Celal Bey sordunuz mu apartmana? Sordum, sordum. Birkaç kişiye sordum. Cumartesi günü ayın ikisinde demiş. Yani böyle böyle demiş. Çok kötüyüm abla demiş. İntihar etsem demiş. Bu. Aa. 3 ay önce bir kere daha bir gün kaybolmuştu. Ondan sonra o gün demiş yani gittim demiş. Ya telefonu falan denize atmış. Çocuk demiş gözümün önüne geldi demiş. Ama demiş bu eski demiş gidişim demiş. Tamam demiş tam. Evet. O zaman da yine Fatih'te biz bulduk. Evet. Enişte falan da vardı. O zaman da deniz kenarına atacak kendini. Denize telefonu atıp kendini atabilir. Evet demiş. Öyle söyledi. Ondan sonra da vazgeçtim diye. Ertesi gün biz aldık geldik. Enişte oğluyla beraber. O gün de yani o gün de söyledik yani dedim yani kardeşim istersen gel bize gidelim birkaç gün kal ondan sonra dedim eve gidersin yani herhangi bir şey olmadığını söylemediği için. Bir de kardeşim yani sırrını bizle hiç paylaşmazdı yani. Yani ablamlarla da paylaşmıyordu doğru dürüst. Biraz sıkıntı yani. Ayhan Bey işte rahatsızlığı varmış. Onu ne yapıp ne edip o sıra bir Bakırköy'e, Erenköy'e falan öyle bir devlet hastanesine götürseydiniz çok daha iyi olurdu. Yani bunu şimdi siz yapmadınız. Sizi eleştirmek için söylemiyorum. Evet. Başında şu anda böyle bir sıkıntısı olan varsa öyle yapsın diye söylüyorum. Çünkü insan konduramıyor, anlamıyor, bilmediğimiz bir şeyler ama yani durup dururken insanlar öyle denize atlayayım falan demez. Denize atlayayım diyorsa onu mutlaka bizim bir hastaneye götürüp doktordan yardım almamız lazım. Bunlar önemli şeyler. Evet efendim. Yani öyle her canı sıkılan denize atayım kendimi demiyor. Yoksa hiç dünyada adam kalmazdı. Doğru. Demek ki aşamıyor bazı sıkıntılarını. O zaman biz Ayhan Bey'i Kevriyamcığım bir götürelim. Ayhan Bey ben sizi alayım. Yani tamam. Hiç vakit kaybetmeyelim. Zaten çok yakın. Öğle tatiline kalmadan sizi bakın görüşeceğiz. Tamam efendim. Bu arada Güzin Hanım da... Ay Güzin'cim ya sen kaç kere geldin çıkamadın değil mi? Dedim ki bugün dedim Güzin'i alın ilk şey. Sonra çünkü gene işler karışık. Güzin Hanım 46 yaşında evli 3 çocuk annesi. 3 kardeşlermiş. Şimdi Güzin Hanım'ın... babası efendim annesinden gizli bir ilişki yaşamış. Ondan da bir tane kardeşi olmuş. Güzin Hanım da onu bulmak için aramızda. Evet, evet. Şimdi Güzin Coşkun'un annesi Zatiye Dağyar ve eşi Hüseyin Dağyar evliyken baba Hüseyin çalıştığı iş yerinde Melia Hallaçoğlu isimli bir bayanla ilişki yaşamaya başlıyor. O zaman her ikisi de İstanbul'da Eczacıbaşı firmasına çalışıyorlarmış. Ardından baba Hüseyin Bey 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmiş. Eşi Zatiye Hanım ve çocukları İstanbul'da kalmışlar. Aynı dönemlerde Hüseyin Bey'in sevgilisi Melih Hanım da Almanya'ya işçi olarak gitmeye hak kazanmış ve gitmiş. Oh senin baban bırakmış annenle sizi burada almış sevgilisini Almanya'ya gitmiş yani işin kısacası. Şimdi tabii bir konuyu hani şimdi bir şeyi söylemenin ve istemenin biliyorsunuz hani bir sürü yolları vardır. Ben biliyorsun direkt kestirmeden çok fena keşke böyle olmasa ama. Hani bu anlattığım arkadaşlar kibar kibar yazmışlar. Ama açıkçası adam almış oh gitmişler Almanya'ya. Neyse. Baba da hayatta herhalde değil mi? Evet. İzliyordur şimdi bizi. Vallahi izlesin. Hiç önemli değil. Ya sonra... aslında Müge Hanım tabii belki annem veya babaannem konduramıyor. O da başka bir şey ama onların iddiaları kadının babamın peşini bırakmadığı onun ya, peşinden. Hep öyle gitti. Olur. Hep öyle artık. Hayatım zaten Güzin Hanım şöyle bir şey var. Ben bunu hep söylüyorum çiftlere. Şimdi mesela işte diyelim ki kocası aldatıyor bir kadınla. Şimdi kadının üzerine saldırıyor. Kardeşim kadınla ne alakası var? Şimdi sen evlenirken kimden söz alıyorsun? Karşındaki adamdan ya da karşındaki kadından. Şimdi dünyada 6 milyar insan yaşadığı farz olunursa ben evlendiğim zaman 3 milyar kadından söz almıyorum ki. Ben karşımdaki adamdan söz alıyorum. Şimdi yani. Kiminle savaşacağını doğru belirlemen lazım. Yani senin söz aldığın ve sözünü tutmayan kişi karşındaki kişi. Sen bırak. Ahmet olmaz, Mehmet olur. Ayşe olmaz, Fatma olur. Yani yanlış biraz gardımızı yanlış kişilere alıyoruz. Bu bir anlaşmadır. Evlilikte öyle bir şeydir. Kim anlaşmayı bozuyorsa kardeşim onu düşman bilin yani. Adam onu gözüne koyduysa aha o gider ötekisi gelir. Yani kendinizi üzmeyin boş yere kadınlarla dövüşmeyin diye söylüyorum. Ne olacak kadın ne yapsın? Efendim şimdi iki sevgili bunlar doğru söylüyorum ama... İki sevgili yani gülüyorsunuz ama evet. Yani o zaman iyi herkes kan yani
Bir kere nasıl bir erkek ki bu yani? Böyle dururken bütün kadınlar onu kandırabiliyor. E senin aklın yok mu yani? Evet, haklısın. Bir de kim ki yani bu erkekler? Sanki hepsi birer Tom Cruise, birer Brad Pitt. Şimdi beni konuşturmayın Allah aşkına. Neyse yani. Yani şimdi erkekleri başka erkeklerle de mukayese etmenin gereği yok. Bana göre herkes, herkesin içinde bir aslan yaşıyor. Ben şahsen kendimi dünyanın en belli, en namlı birisiyle dahi mukayese ettirmem. Ben Rahmi Özkan'ım. Rahmi Özkan olarak da bulunmaktan mutluyum, iftihar ederim. Ay ben ederim başka vallahi. Kimseyi kendime vallahi benzetmem. Ben ederim. Şimdi bir tarafta Adriana Lima, yok, bir tarafta ben varsam ne yapacağım şimdi daha? De, ben sizi de kalkıp bir başka çok dünyanın en güzel hanımıyla mukayese etmem. Ben sizi Müge Anlı olarak tanıdım. Müge Anlı olarak görmek isterim. Başka biriyle de mukayese etmek istemem. Sağ olun hocam ama bir de hayatın gerçekleri var ya. Bir ya de Allah hayat, yaratmış yani. Hayır, hani. Yani hayatın gerçekleri başka biriyle mukayese etmenle şu andaki yaşantımızda gerçekli, yani gerçek ve objektif olarak görmemiz lazım. Tabii. Hayat bu. Sizi ben şu anda objektif gözlerle bakıyorum. Nasıl içime yerleştirmişsem o içime yerleştirdiğim hissinizi bir başka kişiyle gölgelemek de istemem. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Aynen öyle. Daha nasıl desteyeyim sana bu yani, nokta başında? Yani Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim hatta bu kadar değil mi? Hadi evet ben de aldım. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Hitabet yeteneği böyle bir şey. Ama biz buraya şuradan geldik. Gizem Hanım diyor ki yani benim annem ve babaannem hep dediler ki hani bu kadın işte senin babanın peşini bırakmadı. Oradan geldik. Aslında hani kim kimi bırakmadı kısmı biraz şeydir yani muallaktır. O yüzden diyorum. Espri, evet. Yani şimdi ne yapalım yoksa... Şimdi adamcağız da yaşıyormuş yoksa Allah kahretsin seni ne karını aldattın demeyeyim diye öyle söylüyorum. Tamam pekala. İzliyorsa yedi dizinin yani sonra. Şimdi iki sevgili efendim Almanya'da da ilişkilerini sürdürmüşler ancak Hüseyin Bey'in annesi bu durumu duyunca çok sinirlenmiş yani babaanneniz. Ve öyle mi hemen anneni Almanya'ya babanın yanına göndermiş. Babaannen hayatta mı? Maalesef. Ay Allah rahmet eylesin. Annem de yok babaannem de yok. Hatırlıyor musunuz Güzin Hanım o zamanları? Ya ben babaannemle büyüdüm zaten. Annem Almanya'ya giderken halamla babaanneme bırakıyor beni. O zaman bir tek ben varım. Herhalde babaannem olmadığı zaman yaşayamam diye düşünüyordum. O kadar iyi bir babaanne, hayır, o kadar iyi bir kayın vardı, o kadar iyi bir anneydi. Nurlar için Allah yaptım. Rahmet eylesin. Benim annem de vefat etti 2-2,5 sene önce. Allah rahmet eylesin. Annem ölene kadar babaannemin arkasından gözyaşı dökerdi. Siz tasavvur edin nasıl bir kayınvalide olduğunu. Maşallah ne güzel işte bak. Ve şu anda... aynı yerde yatıyorlar diyeyim. Aynı yatakta yatıyorlar. Ay nurlar içinde yatsınlar ikisi de. Amin ikisi de. Sonra Güzin Hanım yani anladığım kadarıyla sizin babaanne diyor ki geline sen git kocana sahip çık. Aynen öyle. Biz burada çocuğuna bakarız. Eğer götüremiyorsan sen git aileni işte evliliğini kocanı kurtar bir şekilde. Gidiyor sonra anne Almanya'ya. Evet. Sonra Almanya'da anneniz bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Evet erkek kardeşim dünyaya geliyor ama işte o esnada halamların demesine göre herhalde 1-2 ay arayla, 1-2 ay önce diğer kadın da bir erkek çocuk dünyaya getiriyor babamdan. Yani beyefendinin hem eşinden hem de sevgilisinden aynı sıralarda arada 2 ay var. Evet. 2 tane erkek çocuğu dünyaya evet. geliyor. Sonra Hüseyin Bey sevgilisiyle doğumdan sonra hiç görüşmemiş. Yani öyle biliyoruz. Öyle evet. mi diyor? Evet. Fakat oğlunu da sahiplenmemiş, kimliğini almamış üzerine. Yok. Murat da bu yüzden annesinin kimliğine kayıtlı olmuş. Yıllar sonra siz annenin bir başkasıyla evlendiğini, hatta o dönem ikiz kızlar dünyaya getirdiğini öğrenmişsiniz. Yani öyle duydum. Tabii doğruluk derecesini tam bilmiyorum. O da yurt dışında yaşıyordu hala bildiğim kadarıyla. Orada evlenmiş. Sonra hanımefendi de Murat mı koymuş kardeşinizin evet, ismini? Evet Murat. Murat'ı da Halıcıoğlu'nda yaşayan annesinin yanına göndermiş ve Murat da anneannesiyle beraber yaşamaya başlamış ama anneannenin adını bilmiyoruz. Şimdi maalesef. Annenin üzerine kayıtlıysa soyadı Hallaç olabilir belki oradan bilebiliriz. Hı hı. Kardeşinizin İstanbul'da büyüdüğünü düşünüyorsunuz. Hatta bir kere de araştırmışsınız. Aksaray'da bir laboratuvarda laborant olarak çalıştığını öğrenmişsiniz. Ancak araştırmanın devamını getirememişsiniz. Siz de bütün bu bilgileri anne ve halalarınızdan öğreniyorsunuz. Almanya'da hangi şehirde yaşamış olduklarını bilmiyor. Aa Güzin Hanım 2 aydır babasıyla tartışmalı görüşmüyor diye yazmışlar. Ondan mı cesaret buldun geldi? Yo alakası yok. Ben aslında 20 küsur senedir Murat'ı arıyorum. Yani çok genç yaşlarımdan beri hep istedim bulmayı, görüşmeyi ama... ...daha çok gençken, daha ufakken işte biraz daha ailenizden, babanızdan, annenizden çekiniyorsunuz. Murat'ın Aksaray'da bir laboratuvarda laborant olarak çalıştığını... ...tabii bu doğru mu onu da bilmiyorum.
Hani bulunan Murat, benim aradığım Murat mı onu da bilmiyorum. Bir yerde çalışıyordum. O zaman bu dedektiflik büroları yeni yeni moda oluyordu. Bir müşterimiz vardı sağ olsun. Bana yardımcı oldu. Böyle bir yerde çalıştığını söyledi. İstiyorsan gel götüreyim gör dedi ama 22-23 yaşındaydım daha. Bir an öyle bir haber gelince cesaret edemedim. Ya şöyle, empati mi deniyor şimdi yeni moda ismiyle? Hep kendimi onun yerine koydum. Yani ben de onun yerinde olabilirdim. Şimdi ben babamla işte diğer kadını aslında suçlamıyorum da. Hani işte suç işlemişler falan demiyor. Onlarınki de belki bir cahillik çünkü o zamanlar erken evleniliyormuş. Benim babam da çok erken yaşta baba oldu. Bir hata diyeyim. Ama bu hatada tek suçsuz Murat. Evet. Yani tek suçsuz o. Çok yani o da isterdi ya. Bir annesi olsun, bir babası olsun, bir ailede yetişsin. Bir nüfusta tamam babamın ismi geçiyor nüfusunda ama babamın nüfusunda değil. Soyadı verilmedi. Ama baba ismi gene Hüseyin olarak geçiyor. Onun yerinde ben de olabilirdim. Mutlaka çok isyan ederdim anneme de babama da. Yani aslında sevgili olun da neden çocuk yapıyorsunuz? Yapmayın. Hiç suçu olmamasına rağmen galiba en çok haksızlığa uğrayan da bu. Yani en çok çeken de o. Yani bu tip çocuklar aslında sadece bana vergi değil. Bir de şey geçen gün kız kardeşimle konuşuyoruz. Diyorum ki babamların yaşlarında yani o dönemlerde bakıyorum sizin programınızla iyi seyrettiğim için. Genelde hep benim yaşlarımda insanlar kardeşlerini arıyorlar. Herhalde diyorum modaymış. Evliyken gidip bir başka kadından çocuk yapmak. Gerçekten öyle Müge Hanım. Sizin, o kadar çok ki. Şimdi sizin yaşınızda. Yani benim babam ilk değil, tek değil, son olmayacak. Sizin yaşınıza gelince insan daha gerçekçi oluyor. Evet. Dolayısıyla aramalar da sizin yaşınızda başlıyor. Ama işte hep bakıyorum benim yaşımdaki insanların kardeşleri. Aradığımız beyefendi de 72 doğumlu olmalı. Yani 71-72 o yılları söyleyelim. İsminin evet. Murat olduğunu biliyoruz. Yani modadan değil de ben şöyle düşünüyorum. Belki bazen böyle net net söylediğimde şaşırtıcı, kırıcı hatta üzücü olabiliyorum. Ama hep diyorum benim kimseyi kırmak, üzmek değil niyetim. Hayatta bir takım gerçekler var. Bunu anlamazsak eğer biz bir adım ilerleyemiyoruz. Yani mehter takımı gibiyiz yani ülke olarak. Hani gerçekten. Şimdi hani diyorsunuz ya babamın modadan değil. Şimdi evliliğin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Boşanmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani ne evliliği layıkıyla yapabiliyoruz ne boşanmayı layıkıyla yapabiliyoruz. Evet. Çok açık söyleyeyim. Evliliği de layıkıyla sürdüremiyoruz. O zaman da işte böyle abuk subuk şeyler ortaya çıkıyor. Mutlu değilsen boşanmalısın. Karşı taraf da boşanmayı kabul etmeli. Evlilik gibi boşanmak da çok normal, sıradan olmalı. Ama boşanırken de bıraktığın kadını ve çocuğu mağdur etmeyecek bir birikimi, maddi desteği onlara vermelisin gibi. Bu bir takım kuralları yerine getirebilsek, orada burada bir çocuk, orada burada bir kayıp çocuk, doğurup oralara buralara bırakmak durumu kalmayacak. Biraz abartıyoruz biz bu işleri yani. Sizin dediğiniz en doğrusu. En doğrusu. Fakat hayat öyle kurulmuş ki dengesizlik üstüne kurulu hayat nereden bakarsanız bakın. Dolayısıyla birisi boşanmak isterken öbürü boşanmak için her türlü gerekeni yapıyor. Neden? Bitmiş artık. Sevgi bitmiş, o bitmiş. Sadece öfkesini gizliden gizliye çıkarmak gibi bir amaç var işin içinde. Ve kendini mahvediyor yazık ki. Tabii. Hanımefendi diyor ya bu yaşta ortaya çıkıyor diye. 20-25 yaşında olduğunuz zaman bu duygudanızda değilsiniz. Bugün daha olgun, daha gerçekçi bir şeydesiniz ve en olgun halinizde en doğru kararı veriyorsunuz. Abi diyorsunuz hocam, ben gençken de çok aradım. Diyorsunuz ki Murat en suçsuz. Evet tabii, doğru söylüyorsunuz. Tabii. En suçsuzu ve işte nüfusta olmayan, belki babasının soyadına geçmemenin ezikliğini yaşayan bir çocuk. Babanız istiyor mu peki bulmak? Yani bu konuyu babamla hiç konuşmadım. Öyle mi? Aslında hiç kimseyle konuşmadım. Yani çünkü bu benim... Şimdi mi sizi burada gördü aile? Şimdi aramızda konuşuyoruz. Bir tek kardeşlerim biliyorlar. Bu benim kararım. Yani o benim kardeşim ne olursa olsun. O hatta Murat istese de istemese de kardeşim. Bir de öyle de bir durum var. Hani onun da isteyip istemeyeceğin. Belki bulacağım, belki o görüşmek istemeyecek. Belki hesap soracak kaç seneden beri niye arayıp sormadınız. Ama inanın çok aradım Müge Hanım. Yani internet üzerinden aradım, SGK'ya gittim, nüfus müdürlüğüne gittim. O kadar çok uğraştım ki bulmak için. Ay hadi kısmet inşallah burada olsun. Ya hayırlısı, onun için de hayırlısı, bizim için de hayırlısı ama ben gene söylüyorum. Ya ben en azından şunu söyledim hep. İstemiyorsa bile,
hani bunca senedir ben kardeşsiz yaşadım, alıştım, artık düzenimi bozamam diyorsa bile sadece görmek istiyorum. Bir kere bile olsa, yani dünya gözüyle derler ya, dünya gözüyle görmek istiyorum. Yani. İnşallah biz de buna vesile oluruz, çok memnun olurum. Fakat Ayhan Bey, pardon. Ayhan Bey buyurun. Şimdi ben Ayhan Bey'i demin biliyorsunuz hani şeye götürürüm, kardeşin intihar etmiş olma ihtimalinden ihtimalini düşünerek, evet, buyurun. Adli tıpa gönderirim dedim ama. Morgda bir şey yok herhalde. Hayır. İstanbul Kayıp Şube'den aradılar. Perihan Hanım'a ulaşmışlar. Evet. Perihan Hanım demiş ki ben ailemle görüşmek istemiyorum, kendim gittim. Ha, en sağlık haberi. Hayatta yani. Hayatta. Yani bir de ben sağlık haberini aldım. Evet, hayattaymış Ayhan Bey. Ay canım benim, onun da eli ayağı titriyor. Çok sen güzel. Seslen burada kardeşine, şimdi dinliyordu. Yani bana, hayatta gözün aydın, önemli olan o. Çok Allah razı olsun. Yine sesleniyorum yani, biz hayatta olduğunu birimiz arasın yani, tamam. Eşini aramasın, benim ablalarım arasın, birisini mutlaka arasın yani. Çocuğu var iki tane, oğlu var onun 10 yaşında. O çocuk mahvoldu. Saçları vardı çocuğun. Ah canım benim ya. Yani ona göre madem öyle bir şeyin var, ara bizi. De ki ben buradayım, çok iyiyim. Sağlık durumum yerinde de yani. Bir de kaç yaşında yani, o kadar da küçük de bir kadın değil ki. Aynen yani, yani bu biz yani biz 28 gündür biz mahvoluyoruz. Eşi de telefon attı Müjde'ymiş. Celal Bey gözünüz aydın sizin de. Sağ olun Müge Hanım. En azından çocuklara da Müjde'yi verin. Siz de böyle anlatınca ben acaba intihar mı etti diye çok endişelenmiştim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Kayıp Şube'ye gönderirken hemen bilgi verdiler. Bu alkışlar efendim size. Eşiniz hayattaymış. Eşinize bir şey söylemek ister misiniz? Bir şey söylemek isterim. Neden böyle bir şey yapmış? Hı hı. Yani neden o çocuklara falan yüzüstü bıraktı, perişan olduk. 20-28 günden beri bizi mahvetti. Yani şimdi sıkıntısı neymiş bunun Müge Hanım? Ve geriye çağırıyor musunuz yani? Bizi dinliyordur şu anda. Çağırıyorum. Bakın eşiniz de sizi çağırıyor. İnşallah bir telefonla da bağlanır, kendisinden dinleyebiliriz. Yara verelim. Ali Yaşar getiriyor evi. Hayretle bakarım onlara ki acaba ne yapmaya çalışırlar bunlar diye. Utanmadın mı bunu babamdan alma? Atlayacak yazın üstüne. Pencereden içeri atmış. Bir beklentisi var idi Ali Yaşar'ın. Ali Yaşar bir kaynat olarak gelen onlar ki derken ki. Asa şükür sana sorarım, sen biliyor musun? Nagmiye ile birlikte ve kimse yok evde. Ben de bunu sorarım Asa Şükrü ile Ali Yaşar'a. Bir silah meselesi var. Ailenin en başta jandarmaya söylemediği bir silah. Eyüp Bey dedi ki hayır, ben zaten söyleyecektim. Gelini aradı. Gelini dedi ki ben hiçbir erkeğe danışmadan kendi kararımla aldım. O silahı önce kendi odunluğumuza sakladım. Daha sonra da bir komşuya verdim. Tabancalı hanımefendi Şerife Bayram. Bakın Şerife Bayram ne anlatıyor? Bu tabancayı size kim, ne zaman teslim etti? Cenaze gömüldükten sonra teyzemin gelini var Selma. O teslim etti. Tabancayı alırken kimler vardı yanınızda? Maviş halam vardı. Selma'nın eşi vardı İbrahim. Yani sizin oğlunuz var. Evet ama ben görmedim onu. Yeğeniniz ısrarla evdeki hiçbir erkeğin bundan haberi yoktu. Kendim buna karar verdim dedi. Mümkünü yok yani. Jandarma aramaya girince o anda telaşından birdiler yani. Eyüp Bey'in haberi var mıymış bundan? Yoktu. Sadece üçümüzün arasında. Jandarma nasıl teslim aldı? Arama emri de geldi. Ben kendim getirip jandarmaya teslim ettim. Cenazeden kaç gün sonraydı? 3-4 gün sonra falan. Bundan sonra Eyüp Bey'le ya da Maviş Hanım'la falan görüştünüz mü Selma? Görüşmedim. Sizin öyle anlattığınız gibi ben gideyim de alayım asker silahı getireyim falan yok. Bu silahın saklanmasının ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Jandarmaya aynı ifadeyi verdim, sorabilirsiniz. Ben aldım silahı, ben teslim ettim mi dedin? Hayır. Ben alayım, size teslim edeyim dedim. Ama jandarma ne diyeceksin? Başka gitti oradan aldı. Ben jandarmada daha dururken jandarma gelmiş, silahı aldılar geldiler. Şimdi torun, demiştin ki sen ben en son salı günü gittim değil mi? Evet. Amcan dedi ki aynı gün fırıncı da gitmiş ona. Fırıncıyı bulduk. Ahmet Kuşçu. En son ekmeği ne zaman verdiniz siz? Ayın cumartesi günü ayın ikisinde. Salı günü cinayet günü vermiyor. Cumartesi günü veriyor. Çok önemli. En son gören yine sen kaldın dedenle, evet, babaanneni. En son gidiyor torun. İşte yarın geleceğim falan. Ben bir sordum ettim bilmem ne diyor. Gidiyor. O saatten sonra gören yok. Mandalinaları tabii ondan sonra başkası yemediyse. Yemedim ben Müge. Çay içtin mi? Yok içmedim. Çekirdek yedin mi? Yok yemedim. Ya sen bunu doğru söylemiyorsun. Yemedim ya senden sonra birisi gitti. Bu mandalinaları çekirdekleri yedi. Bardakları yıkayıp kenara koydu. Öldürdü çıktı gitti. İki hikmetten biri. O ancanlar
düşman falan da yok. Olmaz da kardeşim. 4-5 seneden beri o adamlar beni iyi tanıyor. Ekmek bırakacağınız gün kapıyı siz mi çaldınız yoksa dışarıdalar mı? Kapıyı biz çaldık, İbrahim amca açtı. Bu olay gece olayında bu adamlar açmaz herhalde kapıyı kimseye. Dışarıya açmaz abi. Geceliğine, üstüne, başına bu insanlar dindar insanlar kesinlikle açmazlar kapıyı. Kim açarlar? En yakınlarını açarlar tabii. Erdal Bey, siz orada mı yaşıyorsunuz? Hayır, ben Nevşehir'deyim. Peki cinayet günü neredeydiniz? Nevşehir'deydim, sanayide. Sizin evinizi aramak kimin aklına geldi? Havlu nasıl bulundu? Orada aramalar vardı o gün. İşiniz bitti dediler. Eşimin, Zeynep'in ifadesi alındı. Oradan tekrar biz Nevşehir'e geldik. Evi açıyorlar. Orada da en küçük kardeşim Erol Serdal köydelerdi. Silah alıyorlar, tüfeğimi. Salonda... Neredeydi tüfeğiniz? Köyde yani. Köyde. Salonda şeyimiz var, çeşme. Erol tıraş oluyor, sivilceyi kestiriyor yüzünden. Kestirince havluyu da çalınca yüzüne değmiş. Erol'un bana anlattığı. Abi dedi, o havluyu da buldular. Kan çıktı dedi, tamam komutanım bulduk demişler. Onda bakıyorlar, alıyor diyorlar. Alıyorlar oradan. Dedenizden böyle para isteyen kim vardı? Oğullarından, torunlarından, komşularından. Bizde yok. Dedeyi ve babaanneyi rahatsız eden, ismini de ver diye söylemiyorum. Birisi ya da birileri var mıydı? Öyle bir şey olsa ben derim ki işte falan kişi. Toplu ya da çok verdiği para olursa böyle haçlık dışında onları hiçbirimize verdiğini birimize söylemezdi. Bana verdiyse dedemle ben verirdim. Onları verirse gizli verirdi. Amcama verdiyse kim olursa. Bilirsiniz ama bilirsiniz. Hayır. Kimse kimseye söylemez ama o bilinir aile arasında. Yani böyle bir şey yoktu. Evet Bey, peki sizin bir tane de evde bir tüfeğiniz vardı. O ne oldu? Jandarmada. Onu peki verdiniz mi gelir gelmez Bey'i jandarmaya? Evet. Yoksa onu sakladınız mı? Hayır. O tüfek sizin tüfek. Evet. Bir de tabii hani Eyüp Bey'in de şimdi orada yaşantısına bakarsak çok harala güreli bir yaşantınız yok. Pazartesi miydi, salı mıydı falan karıştırabilecek bir durumunuz yok. Yani neden karıştırasınız ki? Siz gidiyorsunuz ve patates fiyatlarından konuşuyorsunuz. Patates fiyatlarından konuştuğunuza göre aklıma gelen şu. Para mevzusu mu konuştunuz yani? Hayır. O sadece bana şunu demişti. Pazartesi günü vardığımda nereden geliyorsun? Köyden. Patates tüccar geliyor mu? Torunu ne zaman götüreceksin? Torunu aynen. Nereye götüreceksiniz? Kayseri'ye. Şimdi sizin bir paraya ihtiyacınız var. Çocuğu Kayseri'ye götüreceksiniz. Hayır, hiç paraya ihtiyacımız yok. 6 bin lira niye babanızdan borç aldınız? Paraya ihtiyacınız yok. Çok önceleri bu. Tarla almıştım. Babam bana yardımda bulundu. 7-8 senelik dava bu. Ödediniz mi? Hayır, almadı. Ondan sonra bir de 2 milyar lira verdi oğlanın düğünde. Onu Erol'a bize de verdi. Ha. Yardım amaçlı. Ondan sonra 3 milyar lira bir daha verdi düğünü yapacağım günü. Yani veriyor. Evet. Bu sefer vermesi için biraz patates fiyatlarının yükselmesi lazım. Patatesine bizim işimiz yok efendim. Babanızın rahatsızlık duyduğu bu çocuk da durmadan gidip gelip para veriyorum ben de o da harcamayı beceremiyor. Hayır, veya öyle bir şikayette bulunmaz kalmıyor. Kimse. Aile bireyleri içerisinde kimse var mıydı? Yok. Hayır. Hayır ablacığım bizde öyle bir şey yok. Ya nasıl yok? Eyüp Bey almış oğlu işten çıkmış almış gelinini torununu bilmem nesini evini almış. Evet. Kız gidip oturmak istemiyor Eyüp Beylerle. Ablacığım, şimdi tamam onlara bir ev lazım değil mi arkadaşlar? Lazım. Tuttu amcam da tek daire evi böldü. Oğlum senin evin bu taraf, benim evim bu taraf. Gelin eğer beraber oturmayan şeyse niye arayı böldünüz? Madem istiyordu beraber oturma. İstememiş olsaydı yani en azından. İstememiş ki böldüler. Öbür eve çıkardı. Boş eve çıkardı. İki tane de boş eve var. Demek ki işte çıkamıyor bir nedenden dolayı. İstemediği için de bölüyorlar. Gayet açık ve net değil mi ya? Kazak olsa. Tabii niye böldünüz abi o zaman? Niye bölmeseydin o zaman? Ablam bölmek değil. Yani sözde bölündü. Kız istemiyor beraber yaşamak. Kızın bir şekilde ağzını kapamak için oraya da bir tane şey yapılıyor. Sizin bu çiftin öldürülmesi için bir neden lazım. Eğer babam sağlığında ölse, bazımın üstüne o tapuyu yıktırmasa, biz de vicdansızlığa kalsak orada birer göz yerimiz var. Ama babam bunu bize şöyle söylediği için, bazınızın dediği için bazımızın orada. Evet efendim, bugün aramızda Fevzi var, Bey var. Fevzi Bey de Eyüp Bey'in kardeşi. Evet. Sizin de başınız sağ olsun. Evet, üç kardeş bugün buradalar. Efendim İbrahim ve Fatma Teriyaki'nin cinayetlerin üzerinden 27 gün geçti. Soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Birkaç sonuç var. Onun gelmesi bekleniyor. İnşallah o geldiği zaman da gerçekten bu çifte ve vahşi cinayeti kim işledi ortaya çıkacak diye bekliyoruz. Bu arada tabii çok bilgiler de geliyor, röportajlar da geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes çok üzgün. Bu kadar suçsuz, günahsız insanların öldürülmesi hepimizin yüreğinde burktu. Şimdi Fevzi Bey gelmeden önce bizimle bir röportaj yapmış ama ben... Şu şeyin üzerine aslında bu özetin de üzerine bir Erdoğan Bey ile tanışmak istiyorum. Erdoğan Bey efendim Eyüp Bey'in oğlu. Hani bu evi böldü bölmedi gelin istiyor muydu istemiyor muydu diye konuştuğumuz kişi. Bir Erdoğan Bey'i tanıyalım. Çünkü Eyüp Bey orada yaşıyor. Erdoğan Bey orada yaşıyor. Bu cinayet işlendikten sonra ister istemez önce bir yakın çevresine insanlar bir göz dikmişler yani acaba mı diye. Erdoğan Bey bakalım neler anlatıyor torun olarak bu işle ilgili. Evet.
köye taşınmadan önce iş yerinizde, köye döndüğüm zaman dedemin evinde oturmayı düşünüyorum, öyle bir ihtimal var falan diye bir konuşma yapmışsınız. Bu ne zaman oldu? Hayır, öyle bir konuşma hiç yapmadım da, geçmedi de yani. Dedemin evinde ne işim var burada evim varken? Kredi olarak kendinize ait ne kadar borcunuz var? 40-45 ya da 40... Ki yani 45'te değmez. 4-5 sene önce patates ektiğimizde deriye döktük. O kaldı mı? Ondan sonra bir de düğün yaptık. O da içeri girdi. Hani bu borç sıkıntı değil. 50 liraymış, 100 milyarmış ya da sahibimiz olmuş, 100 hiç önemli değil. Niye dersen ambarda patates var. 60 ton belki gelir, belki gelmez. Ama 100 milyar ne borç? Yani şu köyde herkesin var. Adam gidiyor bir tohum alıyor. Tohumun tonu 1,5. 50 ton alsa ne yapar abi? 75 milyar buna mı yapar? 25'te gübre alır mı? Al girdin işte 100 milyar. Anladın mı? Yani bu borç ne? Sıkıntı değil yani. Zaten dışarıya hiçbir borcumuz yok. Yerlerin paylaşımıyla ilgili olarak hani son 20 dönüm yerin... Şimdi tabii acaba işte bu amcalardan para mı istendi? Para istendiği için de kimin borcu var davası konuşulduğunda işte sizin oğlunuz da gündeme gelmiş. Ama oğlunuz diyor ki çiftçilik yapan herkes bilir ki bu borç bizim için çok önemli bir borç değil. Öyle midir Eyüp Bey? Evet. Neden? Nedeni şu. Şimdi cebimizde peşin paramız yok ki bizim tohumu peşin alasın. Hı hı. Cebimizde paramız yok ki bizim tersi biz alasın. Yani bir biz değil. Koyun komplesi. Komplesi demeyeyim hadi %60'ı %70'i böyle ekim yaparız. Mecburen. Borç da ekim yapar. Bunları alırsınız sonra mahsulünüzü sattığınızda da zaten, borcunuzu ödersiniz. Evet, zaten onların gülü bellidir. Mesela tüccardan patatesi almışsın ne zamana? İşte sokumdan bir ay sonra 11. ayın 15'i işte nasıl senet yaparsan. Kooperatiften gübre almışsın. 2. ayın 20'si. O zamana kadar da o patatesi ne kaldırmışsın? O günkü fiyat nedir? Borcun geldiğinde senedin günü geldiğinde satarsın verirsin. Başka bir çaremiz yok yani. Bir bizim değil. Koyun genelliğini sorabilirsiniz. Anlıyorum. Ha. Peki devam edelim. Yerlerin paylaşımıyla ilgili olarak hani son 20 dönüm yerin halanıza verilmesiyle ilgili olarak evde bir tartışma falan oldu mu? Bir konuşma falan oldu mu? Hayır öyle bir tartışma söz konusu olamaz yani. Evin ve arabanın halanıza verilmesiyle ilgili. Halanıza gönül koydunuz mu? Yani arada bir soğukluk oldu mu? Hayır hayır hiçbir soğukluk olmadı. Hani hiç bunu niye yaptın diye de soran olmamıştır yani. Ben de dahil, babam da dahil. Bizim amcaoğullar da niye vermiş diye öyle bir hiçbir şey söz konusu olmaz yani. Yani eminim güle oynaya olmuştur o iş. Siz nasıl öğrendiniz arsaların halanıza verildiğini? Çok sonra öğrendim. Hatta bu olay çıktığında öğrendim yani kesin olarak. O zaman kadar hiç konuşulmadı mı bu konuyla? Hayır, hiç konuşulmadı. Siz salı günü sabah kaçta çıktınız evden? 10-10.30 gibi çıktım. Kahveye gittim. Kahvede bir oyun oynadım. 12 gibi oturdum. 1.30 gibi kalktım. Harun'u aradım. 2.30'da falan açtı telefonumu. Yani kamyonumu kaydırmış bilmiyorum tam orasını. Öyle bir şeyler geçti. Ondan sonra Kaymaklı'ya gittim. Yolda karşılaştık daha varmadan. 5-10 dakika onunla konuştuk. Olan paramı verdi. Kalanını da öteki ay vereceğini söyledi. Oradan biz devam ettik. Ondan sonra bir arkadaşımla işte şey aldık, içki aldık. Hı hı. Yolun kenarında içtik. 5 gibi de kahveye geldik, birer çay içtik. Oradan da 6 gibi de evime geldim. Yemek hazırdı. Oturduk, yemeği yedik. Biraz da çocuğa falan yedirdim. 9.30 gibi de kalktım, gittim odama. Biraz televizyon izledim. 11.30, 12 gibi de yattım. Gece falan dışarı falan çıktınız mı hiç? Hayır, hiç çıkmadım. Hiçbir tarafa çıkmadım. Olay gün sabah kaçta kalktınız? 8.30 gibi kalktım. Çocuklarla falan odadan çıkmadım yani. Ona doğru işte telefon geldi. Oradan da gittik yani. Babanızın bir çizgili ifadesi var. Pazartesi, salı. İlk olay günü babanız size ne anlattı? En son ne zaman gittiği konusunda? Olay gününü sordum yani. Hı. Sen dedim 4'te beni aramadın dedim. Aradım dedi. Yemeğin başında değil miydin? Evdeydim. Senin aracın önde ben arkasında senin arabanı tıkmadım mı? Sabah benim arabamı sen çıkarmadın dedim. He dedi. Ha tamam. Sen dedim niye böyle şey diyorsun? Ha tamam o zaman. O zaman bak adamın kafası üstüne geliyor ki. Dedi ki gideyim şu ifademi düzelteyim dedi. Gitti gözaltına alındı yani. Neden gözaltına alındı konusu ilk seni anlattı? Gün belirtilmemiş. Yani ayın kaçında gittin? 10'unda mı gittin? 20'sinde mi gittin? Birinci sebebi o. İkinci sebebi de telefonla 4-5 kişiyle konuşmuş. Üçünün cevabını vermiş. İkisini verememiş. Bahis oyunları ile ilgili bir şey çıktı. Bu nedir tam olarak? Abicim şimdi bu bahis oyunu nereden çıktı nasıl çıktı bilmiyorum da. Bana kimin maçı var, kim nerede oynar, kim oyuncuları desen bilmem. Hani ben baktım
telefonda arkadaşlar oynuyor. Ben de indirdim. Ben de tıklayıp yani 3 lira, 5 milyon, 3 milyon yatırıyorum yani. Öyle bir şeyim yok. Zaten 1-2 aylık, hadi 3 aylık bir mesele. Yani toplam yatırdığım hadi 100 olmaz yani. Bir silah saklanma olayı var. Ben bu silah saklanma olayını karakolda öğrendim. Böyle bir olayı kim neden yapmış olabilir sizce? Ne aklıma geliyor. Anlamıyorum yani bu adam ne istenir, ne yapılır, ne edilir. Bir şey diyemeyeceğim. Ne zaman çıkarsa hesabı sorulacak yani. Efendim, bugün çiftin bir diğer oğlu Fevzi Bey de beraber. Şimdi Fevzi Bey, sizin için diyorlar ki anne babasıyla daha mesafeli bir ilişkisi vardı. Vallahi bacığım, ben size gereken yani arzumu anladığım şeyi diyeyim. Bu annemle babamı ki Ürgüp veya da işte Karol, sizin ATV programı. Bunu kim ne yaptı, kim şehitliyse vurmuş, öldürmüş, bilmem ne, her ne neyse. Bu ahirette de çekecek, öbür dünyasını da karartmış yani bu. İnsan kim ise, bilmiyorum. Onun için bunu yaptı, vurmuş, halletmiş, öldürmüş anamına babamı. İçerimizde yanıyor. Onun için bu insanları kim öldürdüyse annemine babamı, bu dünyada da öbür dünyada da ahiretini karartmış yani bu. Bu insan. Onun için böyle erkeklik yapmış, düşmanımız mı, şeyden mi bilmiyorum. Yalnız bunu erkeklik yapmış, erkekçe çıksın, yani kaşlarımı atacak kendini. Tabancayla mı vuracak, şeyim şey diyecek bu insanı yani bu Türkiye'de yaşaması heram yani. Açığını söyleyeyim yani. İçerimiz yanıyor, bir an önce annemine babam katilini bulunmasını istiyor. Durum bu. Fevzi Bey. Bu iki kişiyi öldürecek kişi tutup da sizce öyle bir vicdan azabı çekip kendine bir şey yapar mı be canım be? Keşke yani. Vallahi bilmiyorum. O kendine kalmış bir şey. Yani eğer bunu yaptı, şehitliyse o insan değil yani. Çok haklısınız. Cani bu. Çok haklısınız. Açığını söylemiş da şey diyeyim yani. Peki neden olabilir? Bilmiyorum. Allah razı olsun. Buraya çağırdınız, şehittiniz Türkiye'ye. Duysun bunları, şey şeysin. Ürgüp'ün Karaoğlu araştırıyor, siz araştırıyorsunuz. İnşallah bir an önce annemine babam biliyor. Annemine babamın acısına yanamadık yani. Durum bu bacım. Peki Fevzi Gerekeni Bey, ilk öğrendiniz annenizle babanızın cinayete kurban gittiğini. Evet. İlk ne düşündünüz? Bacım, o akşam, yani sabahleyin bana telefon geldi. Atatürk Türk, ağza. Tuvalete gittim, oradan geldim, yüzümü yıkadım salonda. Orada silerken hanım dedi ki senin telefon çaldı dedi. Kaparmış bir sefer, ikinci sefer aradı. Ondan sonra telefonu açtım. Bizim Ağza Atatürk, Dirik yani. Ağza aramış, Nevzat su patladı, açtım telefonu. Böyle böyle oraya şey diyelim, Yeşmiye. Koya, arabada çocukları koya götürdü benim büyük oğlan. Oraya vardım, şey ettim, 30-40 dakikaya da koya gelirim dedim. Tamam. Sabahleyin çayımızı, kahvaltımızı yaptık. Ondan yola çıktım. Benim küçük oğlan Özkan Tiryaki'de annemin sopasını hanımla beraber çıkmaya gideceklerdi. Ondan sonra da tıraşa götüreceğiydi. Ben yola çıktım. Bir araç geldi. Ona bindim. Nevzat su kesildi dedi. He, o kesildi de. Şimdi Fevzi abi çok sulara falan gelince bizim iyice kafamız karıştı. Sen annenle bitti. Babanın... öldürüldüğünü duyduğunda. Bir dakika bacım anla diyorum bak o olayı. Onlar oraya gideceğiydi ben de araba koyduğuydu. Kontak biri oğlanla durur, biri bende durur. İki tane kontağımız var. Küçük oğlanda durur, büyük oğlanda durur. Biri onlarda durur, ihtiyacı olduğu anda onlara da veririm. Koya vardım, arabamı çalıştırdım. İççi arkadaşına koyduğu şey yapar. Mustafa Atatürk. Vardım oraya şey ettim, onları aldım. Paltayına kuraya ayarlamışlar. Niye onları Atatürk? Aldım. Niye onu Atatürk diyorsun? Evet oraya gittim. Yaşmaya. Niye Atatürk diyorsunuz? Orada yarım saatte durdum. Fevzi abi hiç bir olay. Niye Atatürk diyorsunuz diyor. Atatürk diyor ki yani Ağza'ya. Evet. Ondan beraber aldık. Yaşmaya gittik. Suyun patladığı yere. Yarım saatte oldu. Benim abimin telefon açtı bana yeğenim. Şimdi Erdoğan. Bir dakika dur Fevzi abi. Dur uzaktan olmayacak. Evet. Şimdi Fevzi abi bu hani torun... siz Özkan'ın babasısınız değil mi? Evet, Özkan'ın şimdi, babasıyım. Şimdi Cuma günü hani o da konuğumuzdu ya bizim Özkan. Evet. Şimdi siz Özkan'ın babasısınız. Özkan evet. Kapıyı çalıyor.
Ses evet. bulamıyor. Onu anlatacağım. Yengesine gelir, şunu merak ettim. Oraya varacaklardı. Anne, benim hanımımla beraber zopayı çırpmaya varacaklardı. Zopayı çırpıp benim oğlum tıraşa götürecek. Peki, oraya bir dakika. Ne zamandan belliydi bu? Vallahi benim oğlan ben Mersin'deydim, 2-3 sefer götürmüş yani, bilmiyorum. Ne vaat götürdü, ne vaat çekti onu bilmiyorum. Hayır, haberim yok yani. Siz diyorsunuz da götürecekti, sonra cinayetten sonra mı size oğlan dedi götürecekti diye. O zaman ama eşiniz bilir ne günü gideceğini. Yani ben bana yardımcı bacım, olur musunuz? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bacım, o çarşamba pazartesi salı mevzusu var ya. Yani sizin eşiniz ne zaman biliyordu sobayı çırpmaya gideceğini? Yani sabahleyin çayı, kayfaltıyı yaparken ben su patlamış. Oraya gideyim dedim. Benim oğlan da dedi ikisi sopayı çırpmaya ve benim Özkan Triyaki babasını tıraşa götüreceğim dedi. İyi siz orayı halledin. Ben de suyu yaşayalım, peki, bak, gidelim dedik. Burada bir nokta koy. Evet. Şu, Özkan annesiyle beraber dedesiyle ne zaman tıraşa götüreceği saati anlaşmış? Bilmiyorum onu. Haberim yok. Bilmiyorsunuz. Sabahleyin kayfaltı yaparken benim oğlum böyle dedi. Sabahleyin peki tıraşa... niye eşiniz de gitmedi ona? Önce tıraşa mı gideceğiz? O bardakları ne yıkıyordu? Şeyi çağırıyor. O da koya mı gitmiş? Şey yapmış. Amcama telefon açmış orada. Giderken şeyden kapıyı çalmış. Perdeye bağmış. Şey etmiş. Benim bildiğim bu. Peki sonra ben şuraya geleyim. Şey... Çok güzel anlattınız. Evet. Teşekkür ediyorum. Sonrasına evet. geleyim. Şimdi size kim söyledi anneniz babanız öldürülmüş diye? Kim? Bacım. Ben orayı yaşarken, sokağı yaşarken beraber bana telefon geldi. Abimin oğlu. Erdoğan. Yemme neredesin dedi. Ben de suyu yaşıyor oğlum. Şişir yok dedi. Carıcana geldi. Ne oğlum bir şey mi var dedi. O da annem babamı eve carıcana geldi dedi. Benim araba oradaydı. Arabaya bindim bir baktım 2-3 tane araba var. Kapının önünde. Hemen öbür kapıya gittim. Bir baktım cam kırılmış, yitmiş oraya. İçeride 8-10 kişi korkuyor. Salonun içinde ya. Ondan sonra yengem dedi ki abi orası kilitli dedi. Öbür kapıdan geldi. Hemen etrafını kıvrandım. Bu tarafta da girdim ayağımı çıkarttım. İçeriye bir girdim ki annem babam ölmüş. Yerde. Ben böyle. Evet. Tamam. Yerde gördünüz. Evet, yerde ne düşündünüz? Gördüm. Hani kalp krizi mi geçirdiler? Bilmiyorum. Zopa dediler. Orada bıçak şeyi dedi. Tüfeğine vurulmuş dedi. O anda yani o arada kendimden geçmişim. Ondan sonra dışarıya çıktı. Şey ettik dışarıya çıkarttı. Orada şey vardı. Ha, bir abi evet. İşte tam orada işte o bu sorunun cevabını veriyorum. Annenin babanın öldürüldüğünü gördün. Evet. Aklına ilk ne geldi? Aklıma zopadan zehirlenme geldi. Şey ettik tamam, dedim. Annemin üstüne baktım. Şöyle yerde yatıyordu. Onun üstüne hiçbir şey yiyordu. Baban da şöyle şey görmüş. Ortada cenane kurbuz kaldırıyor. Kalkın işte dışarıya çıkart. Şöyle tuttu dışarıya çıktı. Yani şey ettik. Bir baktım ortasına kan gördüm. Ondan sonra... Ki... Cenab-ı vurulmuş şey mi kana bir bahşeyi dedim o arada bu zopa değil dedim şey ettim. Ondan sonra dışarıya çıkarttı. Ondan sonra millet çuvaldı şey etti. Orada ağlamaya başladı şey etti. Kan görünce ne düşündü? Evet, kan görünce bu vurulmuş dedi. Bu tamam. Şey etmiş bıçak mı tamam. Şey etmiş. İşte o anda aklınıza yani kim vurabilir diye geldi. Ne problemi vardı vallahi ki? Vallahi bilmiyorum. Hayır bacım, ne problemi bilmiyorum. Var hani ne şey var yani ne düşünürüz? Bilmiyorum. Hırsız mı girdi dediniz? Yani bilmiyorum. İçinizden bir geçen bir şey vardı. İşte bu taraftan kıvrandım. Annemine babam bir de yatıyordu, ölmüş. Sizin köyde Durum hiç bu. Hırsızlık olur muydu bu. Böyle? Vallahi kardeşim ben duyduğuma göre hiçbir hırsızlık olmadı. Bugüne kadar duymadınız. Yani. Evet. Böyle para için, pul için evet. evlere giren. Evet, hatta evlere. Bazı köyler o kadar itimat ediliyor ki kapıyı bile açık bırakıyorlarmış. Evet. Hırsızlık söz konusu evet. olmadığı için. Evet. Yani sizin köyde de daha evvel anlattıklarına göre... En ufak bir hırsızlık olayı bugüne kadar duyurmamış. Hayır duyurdum. Hayır. Duyurmadı değil mi? Hayır duyurdum. Ben çekirdek çalımı oldu. Abi. Ceyranlardan kapı çalımı oldu. Arada bir hırsızlık oluyordu yani. Tabii. Bitirsin. Çünkü çok kapı çalındı bu trafaların kapıları. Evet yazılarda şeylerde oldu yani. Trafalarda kapı kalmadı çalınmadı. Kapılar çalındı şey etti. Evet. Yani o elektrik kapıları. Elektrik kapıları ama evet. insanların evine girenden evet. bahsediyor. Yani insanların yani. Evine girip hırsızlık yok. Var şunu falanın evine girmiş yani şey etmiş ben duymadım. Anladım. Evet. Bir iki defa bir çerdek çalınma meselesi çıktı sen ama. Sen bir şey söyledin nasıl, ama. Söyle var. Evin arkasında dolaştın bir cam evet. kırılmış dedin. Cam kırılmış, şey sokulmuş oradan. Şu korkuluk vardı, şey vardı. Oraya bir vardım ayakkabıyla şeyle, orada komple camıydı.
Kapının o komple camıydı. Hemen yengem orada evin dedi, arkası mı önü mü? Yön taraf, bu taraftan çalışıyordu. Şey dedi, buradan geldim o kırılan camın eşiğinde. Yengem orada dedi ki, oraya kilitli abi, öbür taraftan geldik. Hemen oradan kıvrandım, şey ettim, içeriye girdim ki annem babam bir de ölmüş. Benim kafamda yanlış kalmış bu olabilir. Hı-hı. Evet. Şimdi kapıda, çerçevede hiçbir kırık yok. Kapı açılmış, içeri girmiş, adam öldürülmüş olarak tamam anlıyorum. Tamam da dışarıda kalanlar da bir şekilde içeri girecekler ya hocam. Onun anlattığı o daha sonra geldi. Evin içine girildikten sonra. Yani evin içine yani, salona girdiğimde 8-10 kişi ne vardı? Yani o camı kim kırmış? Ya. O evin... Duyduğuma göre ise sonra abim kırmış. Bu, yanlış anlattım. Yani, ben orayı ya aydınlatayım. Ben sonra geldim. Ön cam. Ön camı telefon etti ya. Bunun oğlu telefon etti. Evet. Ben hemen zehirlenmiş diyerek oraya koştum. Evet. Ve ön cama baktım. Cam, öteki camlara baktım. Ondan sonra perdelere baktım. Orası kapalı. O sırada ben Erdoğan'ı aradım. Erdoğan, Dedengil'de bir şey var. Palta kürek ne kaparsan kap gel dedim. Ve Erdoğan gelene kadar, bu eve gelene kadar ben ön camı kırdım. Kırdığımın sebebi şu. O kırdığım hemen camın altında sürgü var. Ve hemen orada da anahtar var. Benim kafama o takılarak ben orayı kırdım Erdoğan'ı beklemeden. Yani senin bahsettiğin şey bir Eyüp Bey'in. Evet. Onlar önde evet gelmiş. 8-10 kişi vardı salonda. Tamam. Hayır 8-10 kişi evet olmaz. Evet. Sadece Erdoğan'dan ben varım içeride. Sonra arka kapı açılana kadar. Eyüp Bey. Ben sonradan geldim. Salonda 8-10 kişi falan vardı. Bir de Fevzi Bey sizin evet şimdi diyorlar ki Fevzi Bey çok evet sinirli bir adamdır. Yani böyle kavga etse çeker vurur diyorlar öyle mi? Git bacım anneyine babayı şu memlekette kim vurmuş? Türkiye'yi sana bir seleşisiyle anneyine baba vurulur mu bacım sen ne diyorsun bacım? Allah Allah. Ben demiyorum vallahi. Bunu mu çiğir? Kim işitti? Anneyine baba yani vurulur mu şey der mi bacım sen ne diyorsun sen peki anneyine baba o. Evlatlarıyız biz. Anladım. Evet. Eyüp Bey o camı kırdığınızda. Peki evet ama yani bu cinayetle ilgili de oğul olmasa da en yakın yine çevreden birilerinin düşünüldüğünün de farkında mısınız? Vallahi bacım ben kimseye bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi bu... Hayır tahmin olarak soruyorum. Yani tahmin şimdi olarak da şeyi de bilmiyorum. Şimdi bir saniye evet affedersiniz. Şimdi kapıda evet cam yok, kırık yok, hiçbir şey yok. Kapı açılmış, içeri girilmiş, cinayet işlenmiş, arkasından kapı kilitlenmiş, anahtar da hayır kayıp. Arkası kilitli değil ama anahtarlar kilitlenmiş. Anahtarı alıp kilitlenmiş. Anahtarı ben bilmiyorum. Bu şeyi düşündürüyor. Bu insanlar yabancı birisine kapı açmayacaklarına göre tanıdık birisinin içeri girmesi lazım geldiğini düşündürmüyor mu? Tabii ki düşündürüyor. Evet oradan hareket et. Evet. Yani 27 gündür siz de aranızda bunu konuşmuşsunuzdur evet, herhalde. Evet. Benim aklıma bir şey gelmiyor bacım. Kim siz yaptı? Siz yakında kim oturmuyorsunuz ama değil mi siz? Bu benim etrafımdan var. Bayağı ne kadar gelir? Şey gelir 120, 130 veya da 150 metre falan gelir. Şurası ya, şurası evet yani. Evet. Şurası. Peki sizin evet oğlunuzla abinizin, siz abi misiniz kardeşiniz mi? Bu benim küçüğüm oğlum. Oğlunuzla olur, abinizin bu pazartesi salı günü konusunda çeliştiğinin farkında mısınız? Siz de hani oğlunuzu alıp bir konuştunuz mu? Bak amcam böyle böyle söylüyor, sen böyle söylüyorsun. Ya, evet, abi toplu yaptı, şey etti. Herkese oraya toplandı evine. Böyle böyle şey etti abim, sordu hepsinde şey etti. Evet. Cevap ama gene uyumsuz. Ne? Cevap yine uyumsuz. Ne cevabı? Hmm. Ne etti? Neyse. Yani şimdi Eyüp Bey. Evet. Salı akşamıyla pazartesiyi birbirine karıştırıyor. Vallahi ben bilmiyorum bak kardeşim. Senin oğlan diyor ya ki evet salı günü ben dedemle konuştum diyor değil mi Müge Hanım? Evet. Benim haberim yok. Bir sabahleyin çayında... Oğlan seninle bu evet durumu hiç konuşmadı mı? Hiç konuşmadı. Sabah çayında böyle dedi. Ben işe gidiyorum ki hatta ağza telefon açtı bana şey etti. Ben 30-40 dakikada çayımı içeyim daha çayımı içmedim. Gelirim 30-40 dakikada gelirim diye. O arada da sabahleyin oğlan şey etti. Benim hanımımla beraber ikisini zopayı çırpayı babamı tıraşa götüreceğim dedi. İkiniz oraya varın halledin ben de suyu halledeyim. Oraya gittik. Ben koya gittim. O arada onlar gelmiş şey etmiş benden önce. Anladım. Bilmiyorum. Peki bir Maviş Hanım'a evet dönmek istiyorum. Eyüp Bey'in eşi. Buyurun efendim.
Olaydan bir gün önce yani salı günü neler yaptınız o gün? Yani evimizde çocuğumuzla, kocamla, oğlumla öyle bir gün geçirdik işte. Hani bir normal başka bir şeyimiz yoktu yani. Eyüp ağabeyden kaçta çıktı o gün? 9-10-11 işte çay içtiğim saatten 1-2 saat sonra, bir yarım saat sonra çıkardık köye. Kaç gibi geri döndü? 4'e gelmeden geldiydi işte. Erdoğan kaç sıralarına geldi? 5.5-6 sıralarıydı herhalde. Peki geldiğinde nereye geldi? Sizin yanınıza mı geldi, kendi evine mi geçti? Kendi evine geldi arkadan. Gireni çıkanı görürük yani her daim. Kendi evinden ne kadar sonra sizin yanınıza geldi buraya? Yemeğe yedikten sonra geldi işte 5-10 dakika sonra ya da yarım saat sonra. O akşam eşiniz veya Erdoğan evden çıkmış olma ihtimali var mı? Hayır hayır. Hiç ihtimali yok. Erdoğan kendi evinden çıkmış olabilir mi? Diğer kapıdan? Hayır hayır. Çıkamaz. O kapıyı zaten çok kullanmıyorduk. Kapıyı çarptığımı duyulur. Sessizce çıkma şansı yok mu? Yok, sessiz yok. İstesen açalım örtelim. Burası Erdoğanların evi. Evet. Erdoğanların çıkış kapısı burası mı? Evet. Tren şuna bastırdık ki kapı açılmasın diye. Ne zaman yaptınız bunu? Bu olaydan sonra yaptım. Olaydan sonra. Bak bunu örtecek, onun da zembelek yok. Atın çekince mecbur duyulur yani. Çalıştığı iş yerinde dedemin evinde oturacağım falan diye bir şeyler söyledi. Dedesinin evinde oturmasına hiç gerek. Bakın Rami Hanım, bakın aynı sizin dediğiniz gibi yani o kadar çok hırsızlıktan falan güvenilse yani... Hırsızlık olmayacağına dair bir güven olmasa o kadar olmaz. Bakın bu olaydan sonra yaptırdık diyorlar. Evet, yani çok öyle hırsızlığın falan beklenmediği bir yer yani. Kapısını açık bırakıp rahat uyuyan bir ortamdaydı. Öyle bir yer. Zaten bir köyün de, psikolojisi de öyle. Bir de herkes de anladığım kadarıyla birbiriyle öyle ya da böyle akraba. Evet. Dışarıdan gelen bir araba falan da dikkat çeker. Öyle değil mi? Dışarıdan bir araba gelse bir onun sesi, bir para, bir vesairesi o da dikkat çeker. O yüzden herkes de rahat rahat yaşıyor. Ne kadar güzel aslında günlük gülistanlık. Evet. Çalıştığı iş yerinde dedemin evinde oturacağım falan diye bir şeyler söyledi. Dedesinin evinde oturmasına hiç gerek yok. Erdoğan hayır öyle bir şey söylemedi. Benim yanıma gelmeyen gelin oraya gider mi? Yaşlı bakmaya gider mi? Eşiniz 2 gün bir gözaltına alındı. O işte benim telefonlara cevap verememiş. Bir de gününü mü yanlışmış, ne yapmış? Salı günü oradayım demiş, pazartesi gitmişmiş. Oğlumu aradım, gelinimi aradım onun telefonuyla. Onlardan haberi yokmuş. Oğlanın telefonu da şeye kayıtlamış. Gonca Gül benim torunum üzerine kayıtlamış. Gonca Gül'ün neden aradın demişler benim herife mesela. Ondan dolayı işittik işte. Neden aradan bir 5 gün geçtikten sonra ifadeyi değiştirdi? Doğru söyleyeyim ne olursa olsun dedi. Hani içine yediremedi. Ben dedi neden yalan söylememiş olayım dedi yani. Kayınpederiniz bir tabancası var. Bu tabanca size ne zaman verildi tam olarak? 5-6 sene oldu. Cenaze günü siz tabancayı birine veriyorsunuz. Kime verdiniz siz tabancayı? Hayrolay altındaydı tabanca. Cenaze gömülecek de ben buraya misafir alacaktı yani. Kayrolar buradan kaldırın dedim biliyor musun? O da kayrolar kaldırmaya gelince silahı görmüş oradan saklamış gelini öbür tarafa. Kalabalıkta alan olur, yapan olur diye birinin eline geçerdi saklamış işte. Tabanca sonrası nasıl bulundu? Herif de demiş oradan. Ben de dedim birbirimizden haberimiz yok verelim diye. O ben getireyim demiş. Ben de ben getireyim dedim. Candırmanın güveni olmadı. Kendi geldi aldı. Oğlunuzun yani Erdoğan'ın alkol kullanma gibi bir alışkanlığı var mı? Yok o 2 tane içe zaten hasta hap kullanıyor. Hiç belli etmez bir de alkol aldım. Bilmez ki bizim zeroş olmaz Erdoğan hiç. Erdoğan'ın bir yüklü bir tane borcu falan var mı? Ben bir tane 25 milyar mı 10 milyar 20 milyar mı aldıklarını biliyorum bankadan işte. Oğlunuzun bahis oyunlarıyla ilgili alışkanlığı olduğunu biliyor musun? 1-2 ay içinde oynamış yani de öyle aşırı oyun diyordu yani onda. Geliniz evi neden böldürmek istedi? Bir huzursuzluk mu vardı yoksa hayır, başka bir şey? Hayır huzursuzluğumuz yok. Ben gelinimi çayımı yaparım çağırırım beraber içerik. Biz de bölünmesini istedik yani bizim dışarıda torunlarımız geliyor gidiyor. Mesela gelinimiz sohranmasın dedik. Tanımadığımız bir düşmanımız var kapımızda. Benim bu kardeşlerim her gün buraya yatmaya geliyor bana. Kapının arkada kürek var gördünüz mü? Elimizde silah yok bir şey yok. Gerçekten bundan yatıyorum. Sizin bu kadar korkmanızın sebebi ne? Mesela gelir bize de bir şey yapar mı ki? Bir arsa meselesi varmış. Babamın evini o adam mahkemeye vermiş kazanmış. Bu adam kim? Düşmanımız gelse burada bizimle çay içse onu da bilmek. Ben istesem para bak burada 8 dönüm arsam var. Yukarıda tallam var. O kanın üstüne oyu ekmeği o parayı yiyecekse benim kocam zehir yesin ondan. Oğlum zehir yesin ondan. Biz paraya para demezdik biz para için adam öldürmekle. O acıyı hak etmedik yani biz de hak etmedik. Onlar da o ölümü hak etmedi. Arsa meselesi nedir Eyüp Bey? Çok da güzel konuşmuş bu arada şimdi, işiniz yani. Babamın bir tane hemen hemen evinin üstünde 50 metre üstünde 6 dönüm bir arsa vardı. Bacıma evi verdi. Her düğünü olan torununa da bizim orada güvenlik diller. Mesela orada 6 dönüm
atıyorum. Bu evlenirken buna demiş. Sana oradan yarım dönüm bir evlilik, bu evlilik veriyorum. Öteki torunu evlenirken ona demiş. Öteki torunu evlenirken ona demiş. Ve de ondan sonra iki dönüm bana, iki dönüm buna, iki dönüm öteki kardeşim, ölen öldüğün kardeşime. Üçe böldü orayı. Ama oranın tapusu yıkılmıyor. Yani küçük bir yer olduğu için bölünmüyor ora. Komplesini babam Erol'un üstüne yıktırdı. Ne üzerine? Buyur. Erol, hayır, Erol. Hayır, dava var dediğiniz ne? Nasıl dava? Bir dava etmiş ya, 8 dönüm bir yer varmış, dava arsa etmiş. Arsa davası var onu, diyor ya biriyle. Onu ben bilmiyorum, o şöyle olmuş. Ama abicim siz de vallahi ne güzel, hiçbir şey bilmiyorsunuz ha. Bu da güzel. Müge Hanım, bu 15-20 sene dedem, bu tarlayı dedem almış. Bilmem ki ben orayı, çok önce ya. Tamam da hayatım, babanın davalık ondan olduğu sonra, kişiyi bilmez misin? Ondan yani? Sonra baban bu tarla... mahkemelikmiş ya, baban mahkemelikmiş rahmetli. Efendim anlatıyorum. Ben bu tarlayı dedem almış. Ben bilmiyorum. Dedemi ben ne bileyim ben aldığını. Ama bu tarlayı aldıktan sonra babama vermiş tapusu çıkarken. Cemil'den bir adam gelmiş demiş ki burada benim de hakkım var demiş. Tapu çıkacak ya. Tapuya engel olmuş bu adam. Ya kim o adam? Bilmiyorum ki ben onu. Yani mahkemelik mi oldular? Nasıl hallettiler o alışveriş? Ne şekilde bitti? Efendim bilmiyorum. Bilsem anlatırım. Bak olanları ya. Anlatıyorum. Eşin senden daha çok biliyor o zaman. Aynı benim gibi. Bilirse anlatsın. Bilemez ki. Siz oğulları olarak babanız mahkemelik olmuş. Orada herkesin hakkı olan yerde bir adam şey yapmış. Siz erkek olarak merak etmedin. Sen nereden çıktın? Benim bildiğim kadarıyla mahkemelik falan olmadı. Sadece DAP'ya o insan engel olmuş. Sonra DAP'ı nasıl çözülse DAP'ı çıktı aynen yine. Çıktı gene tapu. Tapu çıktı. Bu, kim acaba bu, o kişi? Bu babamın bize üçe böldüğü yer. Bu anlatılan yer. Tapu ne şekilde çıktı? O benim hakkım var diyen adam hakkını aldı da kalanı mı size efendim, kaldı? Bilmiyorum. Bilsem anlatırım aynısını. Bilsem ya merak edip yani. Gidip de insan bir alınan babasının aldığı bir tarlada hak iddia eden birisi olunca gidip bir ilgilenmez mi? Ne oldu baba? Bunu ne yaptın? Nasıl hallettin? Biz o zamanlar kaç yaşındayız da babamın işine karışacak. Biz olmaz öyle bir dava. Ben şimdi çok merak ettim bağlı adamın kim olduğunu. Yani o hak, kimin hakkı varmış. Ondan sonraki davayı anlatayım. Ha, bir tane daha var dava. Dava şu, o arsanın davası. Bizim köyden bir tane İhsan diye bir çocuk var. Ona birisi gelmiş demiş ki, İhsan burada demiş zaman gelecek, gol gibi kan akacak demiş. Ha, kim demiş? Yanlış hatırlamıyorsam ismini, Abdullah diye bir arkadaşı demiş. Köyden nerede demiyor. Nerede kan akacakmış olup gibi sizin arsada evet, mı? Evet köyden. O Abdullah'a da söyleyen Ürgüp'te onun arkadaşı mı? Neci bilmiyorum yani. Tam detayını bilmiyorum. Bunu insandan öğrenmişsiniz. Cemilli denen, arsada hakkım var diyen adam bu bizim köylü adamın asker arkadaşı oluyor. E biliyorsunuz da ne anlatmıyorsunuz işte? Abinin söylediği kadarıyla bana. Benim abim Cemilli memilli bilmiyor. Anlat, sen anlat bari. Bayılttınız ha. Bu Cemilli dedikleri benim Cemilli arsada hakkım demek? Var Cemil. Dedi. Cemil köyüymüş. Cemillili köylü biri. Köylü biriymiş. Ha. O bizim köyde birisine diyor ki bu harımda zamanla diyor gölekle kan akacak diyor. Bunu arsada diyor babamın bunun arsasında. Bunun en iyisini İhsan anlatır. Sonra? Bunu İhsan'a söylüyor. Ondan sonra da babam gelin başına bu dava geldikten sonra o İhsan'a söylüyor ki benim o söylediğim sözü unut. Sakın ben demedim sen de duymadın diye. Ama ne derece doğru bize iletilen bu kadar bir laf. En önemli şeyi en son dakika söylüyorsun. Bunu biz ilk geldiğimiz gün söyledik ama telefon numaralarını da İhsan'ın annesinin verdik hatta. Niye peki söylediler de siz bana söylemiyorsunuz sormasayı? Kiminle görüştük? Biz söyledik o gün ilk geldiğimiz gün söyledik. Böyle bir durum var diye ve telefon numaralarını falan da yazdırdık. Kime söylediysen bana şimdi söyle. Bu İhsan Çavdar mı hani köyde bir de Çavdar, bu silah evet. Atan? Evet. Öyle mi? Tamam o zaman ondan şunu dinleyelim aradan. Hatta sonra. Benim duyduğuma göre Müge Hanım İhsan... Buraya şiir röportaja katılmış. İşte köyde mi katıldı işte. Burada mı bilmiyorum şimdi ama. Şimdi izleyeceğiz işte. Ama röportaj vermiş. Bilmiyorum orayı nerede verdiğini. Burada mı köyde mi? Köyde. Ha bilmiyorum. Onu orasını bilmiyorum. Şimdi.
Güzin Hanım 46 yaşında, evli, 3 çocuk annesi, 3 kardeşlermiş. Babası efendim annesinden gizli bir ilişki yaşamış, ondan da bir tane kardeşi olmuş. Güzin Hanım da onu bulmak için aramızda. Evet. Güzin Coşkun'un annesi Zatiye Dağyer ve eşi Hüseyin Dağyer evliyken baba Hüseyin çalıştığı iş yerinde Meliha Hallaçoğlu isimli bir bayanla ilişki yaşamaya başlıyor. Ardından baba Hüseyin Bey 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmiş. Eşi Zatiye Hanım ve çocukları İstanbul'da kalmışlar. Meliha Hanım da Almanya'ya işçi olarak gitmeye hak kazanmış ve gitmiş. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Söyleyeyim laf karışmadan, benim çok sevgili arkadaşım Burçin Şimşek, çok değerli bir televizyoncudur o da, mesaj göndermiş. Diyor ki, dur tam okuyayım mesajını da Rahmi Bey'in hoşuna gitsin. Rahmi hocamın hastasıyız, halt etmiş Brad Pitt. Teşekkür ederim. Sevgilerimi sunuyorum Burçin'e. Çok teşekkür ederim. Burçin'im harikasın valla. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Siz yine bu de, siz benim yine de... telefonuma da durmadan mesajlar geldi. Brad diye mi geldi? Bir sürü. Yani Rahmi Bey sizin hayranınız diye bir sürü mesaj var. Teşekkür ediyorum. Ben kendimi yani hayranlık duyulacak bir insan olduğunu belirtmek istemiyorum. Ben ama reklam şunu öncesi diyorum, öyle söylememiştim. Ben hayır, şimdi sana bakın, söyledim diye öyle onlar boş. Ben Rahmi Özkan olarak ne kimseden kendimi üstün ne kimseden kendimi daha aşağıda görmem. Ben neysem oyum, Cenab-ı Hak beni yaratmış. Kendi ayağımı yere bastığım zaman ben dünyanın en iyi insanıyım, en kuvvetli insanıyım, en güçlü insanıyım, istediğimi yapan insanım diye inanmışımdır Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Kimse... Bravo abi. Evet, hadise bu yani. Bak kameramanlar bile alkışlıyor yani. Allah razı olsun. Yani bir sohbet, bir konu nereden nereye gideri de ben evet, sizle öğrendim. Evet, teşekkür ederim. Yani gerçekten biz başka bir şey konuşurken nerelere geliyoruz? Yani o da sizin evet, başarınız. Herhalde böyle bu işler vallahi bilemiyorum. Çünkü başka bir şey söylerken kendimi böyle bambaşka... diyorum ki konu nereden başlamıştı? Nereye geldik? Konu şu. Konu herkes kendini bilsin. Size Brad Pitt gibi muamele eden varsa... Evet. Herkes aynaya baksın, bir kendini bilsin. Bana bu neden böyle yapıyoru görsün, öğrensin, parasını, pulunu, çusunu, busunu kaptırmasın. Ben bunu söylüyorum. Acı da olsa gerçek bu. Ama bundan insan kendisini nasıl görür, nasıl görmez, orası da Arif hocamın konusudur. Onda size iştirak ediyorum. Orası da Arif hocamın yani, konusudur. Ben yani o kadar söylüyorum, konumuz bu yani. Herkesin kendine göre güttüğü bir menfaat gayesi olabilir. Senin yoksa kalkıp boyuna bozuna herkes etrafında konuşacak değil. Onu da tabii uyanık, o uyanık, o uyanık olup acaba bu bana niye merhaba etti diye hemen o merhabanın cevabını verirken düşünmek biraz lazım. Biraz gerçekçi olalım bundan diyorum. Bundan sizinle beraberim. Tamam, biraz tamam, gerçekçi olalım tamam, diyorum hepimize. Evet. Çünkü hani bu evlilik programlarında falan da görürüm ya. Bir gün Kebriye ya bir gün bir gerçekten böyle bir programa gidip yapmam gerekiyor. Evet. Evet. Daha kimse gelmesin ertesi gün programa konuk olarak yani. Bir gün yaparım, ikinci gün konuk gelmez. Yani gerçekten hayretler içindeyiz diyorum yani. İnsanlar kendilerini nerelerde görüyorlar ya? Ne bakın, kadar enteresan yani. Bu sizin dediğiniz şey var ya, ben kendimin nerede ne olduğunu bilirim. Hı hı. Rahmi Bey de söyledi aynı şeyi. Buna felsefik anlamda bilinçlilik denir. Yani bilinçli insanlar. Evet. Yani dolayısıyla topluma örnek olan insanlar çıkıyor buradan. Yani alkış bilmiyorum ya. Teşekkür ediyoruz. Alkış ya. Teşekkür yani ediyoruz. Sağ olun. Tamam, hepimiz birbirimizi körler sarlar, birbirini ağırlar oldu. Betere'de zaman kaldı. Betere'de benim istediğim yere gelir misiniz? Ben size bilinçlerim, siz bana sağır diyorsunuz. Sağ olun. Yok hocam, teşbihte hata olmaz olur mu? Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Orayı da bulamayacaksınız tabii. Haklı olarak. Ben bu İhsan Bey'i bir tanıyabilir miyim? Tanıyayım yerinden. Yani bu köyde her zaman canı sıkılınca silah atardı dinlenen İhsan Bey. Hani annesiyle de kavga ederdi, silah atardı falan. Evet. O bir taraftan akraba değil mi? Abimin dünürünün oğlu. Babası. Heh, babası Merfat. Selma'nın, İbrahim'in kardeşi. Dünürü. Tamam, bir tanıyalım izleyebildiğimiz kadar ya.
olayda geçen silah ilk saklayan kişi sizin kız kardeşiniz. Silah saklayan evet kız kardeşimmiş. Yani ben onu şeyden sizin televizyon programınızdan öğrendim. Siz de bu olayla ilgili ifade verdiniz. O gün köye sürekli aracımla girip çıktığımdan ve alkol aldığımdan dolayı bir de ben sabaha karşı tam saatleri hatırlamıyorum. Benim damadım var. Damadımın marketinde öne arabamı çektim orada uyudum. Orada da müzik dinlemek için gelmiştim ben oraya. Telefonu falan da açamadım. Zaten iyice bitkin düştüm. Arabanın arkasına geçtim uyudum. Ondan dolayı kameralarda hep benim göründüğüm için bir de kendim de zaten bunu aynen söyledim. O yüzden dolayı beni çağırdılar, ifade aldılar ve yolda işte gidip gelirken kimler gördüm falan. Tam saatini yine hatırlamıyorum hani çünkü 3 defa gittim geldim Kaymaklı'ya. Gidip gelirken Kadir Memiş'in kapısının önünde bir tek Erdoğan Tiryaki'nin arabasını gördüm. Kadir'le beraber arabanın iç lambası yanıyordu. Orada artık içiyorlardı veyahut da oturuyorlardı onu bilmiyorum. Ama arabanın içinde duruyorlardı o girişte. Burada niye duruyorsun falan diye bir şey sordun? Yok yok hiçbir şey sormadım. Zaten adamın kapısında oynuyor yani öyle bir şey sormada hakkım yok. Sizin sürekli köy içinde silah attığınız falan söylendi. Bununla ilgili hatta işten falan görmüşsünüz. Şimdi bunun sebebi ne? Sürekli dirken ben alkol aldığım zaman bazen kapımın önüne gelirim. Çifte tüfeğimiz vardı o da zaten jandarmada. Annemle falan ben kavga ettim. Kardeşlerimle benim geçmişten belli. Yani 18-20 senedir babamla annemle aramızda bir ailevi sorunlarımız oldu. Ondan dolayı bir ağaçlarımız var. Ama şeye değil ben öyle silah sesine de meraklıyım. Geldiğim zaman öyle kapının önüne bir iki el tüfeğimle şeyim olursa atarım. 5-6 aydır öyle bir şey de yapmadım. Yani silahı annem benim elimden alıp da saklayalı bir 4-5 ay oldu yani. Alkol aldın mı? Arabada tüfek falan var mısın yani? Yok yok. Arabada ben kesinlikle yanımda arabada öyle silah falan taşımam. Mustafa Bey'in oğlu Mikail'den bir şüphelenilme olayı var. Eyüp Bey bunu size anlatmış. Jandarmanın Mustafa'da arama yapmadığından dolayı işte Mikail'in bas sağlığına gelmediğinden dolayı Eyüp Bey'in bu şekilde şüphelenmesi oldu yani. Bunu sadece benimle paylaştı. İhsan dedi. Mikail'e ben sordum. Mikail nereye gittiğini, nereden geldiğini hiç söylemiyorlardı. Bir de jandarma dedi bunların üzerinde de hiçbir arama darama yapmadı dedi. Bunlar dedi bir bitkinliği var. Ben bunlardan şüpheleniyorum dedi yani. Bunlar yapabilir dedi. Kendi işlerinde birbirlerinden şüphelenme durumları var yani. Birbirlerinden de şüpheleniyorlar ama diğer tarafta İbrahim Ağa'nın düşmanı var mı derken hani var. Münahaşa edip kavga ettiği böyle arasında sümmeti geçtiği adamlar var. Detayına girmek istemiyorum. Bunların yani bayağı bir yaşadığı olaylar var. İbrahim amcanın düşmanlık olayı yeni dönemde var mı yoksa hep eski dönem 15-20 öncesi mi? Eski dönem. Hepsi eski dönemdeki olan olaylar. Yeni dönemde de öyle bir düşmanı falan yok. Bu adam hacca gidip geldikten sonra zaten İslam olduğu abdestinde namazında kendi halinde bir insandı yani. Eyüp abi siz olay günü konuştunuz mu? Olayın ilk olduğu gün nasıl olabilir falan ne diye gittim evlerine bas sağlığı diledim. Konuştuk ama kim yapar nasıl yapar olayın bulunabilme şeklini işte o zamanki karakola verdiği ifadeyi falan konuştuk sadece. Başka bir şey de konuşmadık yani. Eyüp abi babasını en son ne zaman ziyaret etmiş? Onunla ilgili bir şey anlattı mısın? Hayır hayır o şekilde hiçbir şey anlatmadı. Öyle bir şey konuşmadık. Sadece karakola yine tekrar verdiği ifadeyi Erdoğan'ı telefonla arayıp yemek yiyeceklerini söylediğini anlattı. Ama tıraşa falan götüreceği konusu geçti. O tıraşa götürürdüm her perşembe işte onu anlattı onları anlattı. İki tane yaşlı insan köyün ortasında kim neden böyle bir şey yapmış olabilir? Nedenini bilmiyorum abi. Yalnız bu olayın olduğu günde biriyle daha konuştum ben köyde bizim kahvede. Ürgüp'te bu adam bu İbrahim Ağangil'in bahçesinin olduğu yer. Oraya geçmişte davalar varmış. Bu mahkeme bahçelerinin de davası varmış. Ürgüp'te bir tanesi diyor ki zaman gelecek diyor. O bahçe diyor yanacak diyor. Yani oraya diyor öyle bir ateş düşecek diyor. Tarla alıp firma davalar varmış. Ondan dolayı bizim köyde Abdullah diye bir arkadaşım var benim. Kısaca Abdullah bunu söyledi. Olayın detayına da girince devamını anlatmadı. Zaten bizim köyün bu arsalar o bulunan yerler Taşkınpaşa diye şimdiki ismi. Taşkınpaşa Cemil bu Şahin Efendililerin yerleri. Bizim köylüler buralara sonradan gelip sonradan yerleşme, sonradan alma bu köy şeyi, bahçeleri. Yani çoğu yamaçta Berçene Dağı var mesela. Berçene'deki tarlaların falan çoğuna da yani biz bu köyün halkı çöküntü olup alma birçok yer. Yani zorla aldı. Zorla alma evet. İbrahim amca da bu tarlaları zorla mı almış? Bu tarlaların geçmişi derin. Belki 30 yıl, belki 25 yıl yani onu bilmiyorum. Ama adamlar ne zaman geldi, ne zaman para istedi ama bu şekilde konuşmalar olmuş adamların da. Yani Ürgüp'te böyle bir konu geçmiş. Bu röportajı anladık ki aslında o geceyle ilgili en fazla bilgi sahibi olan İhsan Bey orada köyde oturuyor. Burada hiçbir şeyden habersiz yazık onlar da anne babalarını katilini arıyorlar. İhsan Bey o gece dolaşmış sokaklarla da İsmail Bey görmüştür orada bir şeyler. İhsan Bey gel buyur bekleriz. Verelim ara. Aynı anda
Hanım'ı bir izleyelim. Ahmet'in cezaevinde annemden altınları alın dediği konuşuluyor. Böyle bir iddia var. Çocuğumuza gittik ama biz altın maltın öyle bir şey yok. O yalan yani. Size altın emanet etmiş olabilir mi? Bana altın Nazmiye vermedi. Verse bile Ali Yaşar verdirtmez. Ali Yaşar kendi parasını bana vermezdi. Sakla bunu diye. Gelip Nazmiye verdi parasını benim yanımda. Ben gene ses etmezdim. Film çeviriyor orada film. Filmi bıraksın ne? Ne biliyorsalar onu söylesinler. Yurdagin var ya. Cezaevinden gelirken Yurdagin'in çalıştığı logon diye girdik biz. O da Nebiye'nin iddiasına. Dedi Nebiye ya bu Yurdagin'in çalıştığı yere biz bir gidelim dedi. Ya bu benim gözüme tutmadı mı? Ya ben bundan şüphe mi duyarım dedi. Nebiye. Ama niye? O ortaya çıktı. Siz Havva'nın hala evlenecek akrabası var mı diye gitmişsiniz. Öyle şüpheyle gittik. Konuşurken o bize konuşma müsaadesi vermiyor. Arkada iki tane kız var. Onu da masalara temizleyelim. O şimdi burasından bakaya Yurdagin. Kime diyor? Bize. Yurdagin konuşma müsaadesi bırakmayın. Ben dedim herhalde kim? Havva'nın dedim. Davasının dedim. Gene dedim. Devam ettirin dedim ben şimdi. Kime diyorsun onu? Yurdagin'e dedim. Yurdagin'e ne alakası var Havva'nın davasını? Evlendirecek onu ya. Ha bu karışıklık oldu ya dedi Yurdagin. O da olmaz dedi. Biz de oradan çıktık gittik. Onu bile biz Ali Yaşar'a demedim. Ama bu yengemin altınları annemde değildiği zaman bunu cezaevinde birine bu dedi Ahmet. Şahitli ispatlı. Ama demiş, bunu Ahmet'in söylediği kişi siz değilsiniz. Size söyleyen aktarıyor. Tabii. Esas muhatap kim? Muhatap biz ifadesine verdi. Tayt getirme olayını konuştunuz yayında. Bir defa gelmiş pencereden içeri bir şey atmış. Bakarlar ki iç çamaşırı bilmem ne bir şeyler işte. Direkt Nazmiye'ye mi getirmiş sonuçta camdan atmış ya. Ona getirdi ona getirdi. Gerçekten böyle bir olay yok muydu? Ve Ayla Hanım bunu kendi kafasından mı kurdu, büyüttü, bu noktaya kadar getirdi? Vay kısmını ya merak ediyorum. Diğer kızlar da bu olaya tanık. Bir şey paylaşıyorlar. Eğer bak benim çocuğumun üzerinde böyle bir lege veya bir şey varsa ben adalete seslenirim. Bak bunun bir ifadesi var. Umud'un gayrimeşru olduğunu söylüyor. Dosyalarda falan var. Var bir abla şey o yani. Bu ifadesini var ya gözünü seveyim. Ha? İnsanın benine kan vuruyor. Bunun böyle karşısına bir ifade verdin mi? Hayır. Var. Böyle bir ifadeyi bırak. Böyle bir tenezzürde daha iyi 2005'te de askere gittiğini söylüyor Müge abla. Yurdanur Hanım sen tanıştırmadın mı yengeni? Tamam ben tanıştırdım. Köye ben evinde gönderdim. Evinde çıkan küpe Nazmiye'nin diye ben söyleyemedim ama beyre geldi size buradan ne dedi Müge tamam, Hanım ben dedi. De söyledim yengemi. Sen bunları evime getirdiğin kadın röportajında ben diyor o eve gitmedim. Sen neleri saklamaya çalışıyorsun? Sen birli Nurdagül'ü bulacaksın. Getireceksin. Kamuoyunun önünde Nurdagül kendini aklasın. Benim içimi rahatlasın. Onu getirecek kişi o değil. Savcı karar verecek. Polis de gidecek alacak. Torbusuz halini yapacak. Diyorsunuz ya Mehmet Ali Çam iddia etti çocuğun gayrimeşru. Şunu söylüyorsunuz herhalde. Ağabeyim askere gittikten belli bir zaman sonra yengemin gebe kaldığı ortaya çıkmıştı. Bunu sen söylüyorsun yani. Evet. Tamam 2 ay evli kalmışlar o sırada çıkar. Hayır oku bak. Tamam abicim sen bak ben sana vereyim ben bulamadım. Burada açık açık sorayım Mehmet Ali sen böyle bir şey ima ettin mi ifaden? Ben 2005'te. Hani söylemedin belki çekindin. İma ettin mi böyle bir şey? Hayır Müge Hanım. Müge abla bir dakika ben bir şey sorabilir miyim? Ahmet'e soracağım. Ahmet beraber gittik yaptık ya. Bir de şunu diyeyim. Zara'yla benim röportajım var ya burada ilk buluştuğumuz zaman şu arada. Zara'ya ben soruyorum. Bakkala gittik markete gittik geldik eve. Seni evde kaldırıp işe yollayan kimdi? Hatırlamıyorum. Birisi kaldırıp yolladı işte. Ben yolladım Ahmet. Ben. Annemin ifadesi Ahmet'i doğruluyor. Ahmet'i kaldırdı. Mehmet Ali'si evde. Ahmet evde ama Ali Yaşar'la ben evde yokum. Bu Remzi yani Yılmaz'ın verdiği ifadeyi ne biz yapacağız? Evdeydik. Ahmet çıktığı halde annem beni ve babamı da işin içine kattı diyor. Efendim Aile Hanım'ın açıklamalarının yarısında kalmış. Onun bir devamını izleyelim önce. Zaten bir şey görmedim. Sonralardan bu iş başladı. Evde diyelim kız çocuklarına baskı. Zaten baskı var idi da gelin geldikten sonra daha yani başka baskı oldu kızlara. İşte burada kaç kişisiniz da niye yıkamıyorsunuz bulaşıkları? Ona söylemiyor muydu bulaşıkları yıka diye? Hayır söylemezdi. Şöyle bir iddia ortaya atıldı. Sizin Hasan Şükrü Çam'la gelininizin odasına girdiğiniz. Hani bu da Hasan Şükrü'yü bayağı bir rahatsız etmiş herhalde. O yatağıyken eşilen yatağıyken asla ve asla. Ben zaten öyle bir yerlere yani çekinirim, utanırım, girmem. Girsem bile ben onun annesiyim. Babası girmiş. Onları babasına sormaydı. Ben girmişim yatak odasına da ne olmuş? Girmedim. Girsem girdim derim. Benim korkum yok. Bu Nazmiye Hasan Şükrü askere gidecek olduğu zamanlarda. Baktım yani Nazmiye bir aydım gaydım yapar. Ali Yaşar da öyle. O zaman dedim Hasan Şükrü dedim. Oğlum dedim ona. Abi Nazmiye de dedim. Babanla dedim. O kadar dedim. Haşır neşir olmasın. Gülüp durmasın yüzüne dedim ona. Buna nasihat et dedim. Etmiş mi? Etmemiş. Bir dakika.
Niye beni hiç duymuyorsunuz? Reji de dalıyor herhalde konuya. Şunu alır mısınız? Nazmiye ne yapıyormuş? Aydın gaydın ne demek? Aydım kaydım. Başa o çok onu... bilir. Aydım kaydım. Benim aydım kaydım ne demek oluyor yani? Demek ki... Bir anlayalım onu biz. Ha. Bunu başa alabilir miyiz acaba? Ne demek bu ben bilmediğim şey. Aydım kaydım. Benim. Hiç öyle bir kelime duymadım da hani kullanılan bir kelime mi onu bilmediğim. Sen söyle senin karın diliniz ortaktır. Vallahi öyle bir şey ben... Tamam bir soru neymişti bakayım. Nazmiye rahat mı ne bileyim ben. Evet. Bu Nazmiye Hasan Şükrü askere gidecek olduğu zamanlarda baktım yani Nazmiye bir aydım gaydım yapar. Ali Yaşar da öyle. O zaman dedim Hasan Şükrü ya. Ayrım gayrım yapıyor. He? Ayrım gayrım Ali Yaşar ya. Da öyle yapıyor. He. Hasan Şükrü'ye de Hasan Şükrü de bugün yok söyledim bile. Neyse dur devam edelim. Söyle. Anlamadık hiçbirimiz tamam. Niye Hasan Şükrü askere gidecek olduğu zamanlarda baktım yani Nazmiye bir aydım gaydım yapar. Ali Yaşar da öyle. O zaman dedim Hasan Şükrü ya Hasan Şükrü dedim. Oğlum dedim ona. Abi Nazmiye de dedim. Babanla dedim. O kadar dedim. Haşır neşir olmasın. Gülüp durmasın yüzüne dedim ona. Buna nasihat et dedim. Etmiş mi? Etmemiş. Etsaydı Nazmiye o da açılamazdı. Babasının evine gitti de geldiler ya o zaman işte Nazmiye'yi vurdu. Yani Ayla Hanım artık her şeyi şey yapıyor yani ayrım gayrım demiyor. Ayrım gayrım dese sonunda çok gülüşüyorlardı değil. Aydın baydın gibi bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Sonradan da çok samimilerdi diyor. Demek ki daha askere Hasan Şükrü gittikten sonra bu evin içindeki huzursuzluklar başlamış anladığım kadarıyla. Aydın baygın mı diyor acaba? Ya ben sana nasıl anladayım onu şimdi? Ne diyor Mehmet'i sen biliyor musun? Ne demek? Ya birbirlerine karşı... nasıl anlatayım bunu size? Birbirlerine karşı yani... gerektiğinden fazla ilgi alaka gösterirler. Onu demek istiyor. Ha. Öyle miydi peki? Yani öyleydi. Aydın kaydın. Ya... ne hiç alakası yok öyle bir ilgiyle. O böyle... Yani bir şey, bölgede yani bölgesel olarak değişir o sözler yani. İşte yöresel bir şeydir o yani, yüzden yani, söylüyorum ben. Nevi, hani böyle hani nevi. Aydın baydın mı diyor demek yani. Ali Yaşar sana göre ne demek bu? Sen izah et bakalım. Yani bu demek yani Nazmiye babasından yani benim ucun ondan daha yakınlık ediydi, konuşuyordu, gülüyordu, söylüyordu yani bu. Aydın. Aydın gaydın yani ayakla konuşuyoruz, ediyor, gelir. Ne bileyim evin içindeki insanlar konuşuyor. Hayır bu tabiri kullanır mısınız? Aydın gaydın diye bir şey var mı yani? Aydın gaydın o ne diyor işte ben ne bileyim yavru. Ne demek yani? Yani gelin bir cümlede niye, kullan bakalım sen. Gelin kaynatasına niye çok konuşuyor, kaynatası gelinle niye çok konuşuyor yani. Bunlar biraz araya uzaklaşsınlar yani konuşma bu. Rami Bey çok tatlısın yani. Çünkü bir cümle içinde kullan. Bir cümlede kullan da. Yani bir cümlede kullan biz, bakalım. Bu yani biz kaydını. Anladığımızı belki bir mağarayı anlarız biz o zaman. Ya tamam işte kıskanıyor işte o tamam. Yani evde değil anladın tamam devam et. Tamam, sen bilirsin. Sen söyle ne olduğunu hal olarak. Ben mi? Tamam işte diye daha yakınlık yapayım. Yani gülmesin babamın yüzüne geri dursun diye görmeyeyim misin? Peki öyle miydi gerçekten? Niye öyle olsun? Bu evin içinde bu Aleşah bunu her gün dövmesi mi lazım idi? Ki onunla konuşmaması mı lazım idi? Bu öyle midir? Yani bu öyle midir iş? Yani bir gelin eve geldiği zaman kimse kaynatadan konuşmayacak. Yani ne bileyim ben herhalde köşe bucak kaçacak. Odalara gizlenecek. Ama hayatım bak bir şey söyleyeceğim. Burada ne olur Hava ablacığım sen de ortada dur. Çünkü aslında bu yani en azından şurada oturan yani bizim dördümüzün bilmediği bir şey. Şimdi iddia var. Şimdi biz bilmiyoruz. Biz kendi gözümüzle bir şey görmedik. Bir şey yok ki bileyim. Ne bileceğim? Nerenin ortasında durayım? Ama sen de onların durayım, yanında değilsin ki. Nerenin ortasında durayım? Hayır sen de yanlarında değilsin. Değilim. Ama ben onun kendine bizzat sordum. Kendine. Ben demedim dedi. Malik halleri dedi. Ben demedim. Sen evin karısı sensin. Burayı sen bilirsin. Yüzüne geldi mi senden engel edeyim. Her şey bu engelledir bu. Müge Hanım. Sonra şimdi bir şey diyeyim mesela Müge Hanım. Bunları niye karıştırıyoruz? Çok önemli. Bundan mı çıkacak cinayeti meydana? Bundan mı çıkacak? Peki Müge abla bir şey... Nazmiye'nin başka bir cinayet sebebi yok. Nazmiye yani şey değil. Nazmiye'nin bu Amerika konuşma... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı falan değil yani. Nazmiye'nin problemi bu.
Nazmiye'nin başka bir cinayet sebebi yok. E sen beni çekemeyesen ben ne yapacaktım? Adaydık abi o zaman. Müge abla benim şey... İstemedi sonra evde. Bırakmaz ki Ali Yaşar gelinini. Ali Yaşar niye bırakacak gelinini bırakmayacak? O gelin rahatsızsa demez mi ki ben gideceğim babamın evine? O gelin rahatsız olsa ki kulu komşu bilmez mi ki bu gelin rahatsız diyeni? Ya rahatsız değilse? Nasıl rahatsız diyelim sen? Ya rahatsız değilse? Allah aşkına olsun bak bir şey diyeyim sana. Elti konuşmasına hani günahtır konuşmaya. Nazmiye zaten öyle bir ilgi çeken Nazmiye o halde o vaziyette bir kadın değil bir kere. Bırak kaynadığı evin içinin milletin de bir dışarıdan biri bile buna yani ilgi çekmez bu. Nazmiye öyle bir insan değildi ki. Ay pamuk gibi kız ve çok güzel bir kız. Sen niye bu kızın nesini beğendin? Ay ay. Gidin iyi. İlgi çekmez mi? İlgi göstermez mi? Göstermez. Göstermez demek yani, ayrı bir şey. Tabii bak ilgi şimdi, çekmez ayrı. Ben ilgi çekmez dediğim ne bileyim misin? Nazmiye öyle bir cilveli gari. Öyle bir yani ne bileyim. Yani öyle bir kadın değil ya. Allah'ın karı bir işinde gücünde uşağında beşiğinde karı bu kadar bundan eldikten sonra rahatsız değil. Allah aşkına olsun ya Allah aşkına olsun. Müge abla ben şuraya bir şey diyebilir miyim? Müge abla ben bir şey diyemeyim. Of. O da burada bak. Sevfi Taşin durulmayan ev. Benim üzerim olayını. Durulmayan ev var. Sevfi Hasan Şükrü askerdeyken Nazmiye Murat'a hamile. Bak evin orada tamın üstte gidin fotoğrafını çekin. Hava Nazmiye vurmuş, bana mı güvende çocuk yaptın? Ben hava ait yoğdum diye hava çıktı, tam onun üstünde bu kadar bir yırtık yer var. Şahitli ispatladı, incelesinler. Havanın ne hakkı var gelinin beline vurmaya? Asker karısı. Yani sen diyorsun ki onlar benim gelinle kavga ettikleri için ben de ister istemez gelinin tarafında evet, durmaya çalıştım. O olay. Bu da yanlış şekilde anlaşıldı. Tabii ben size diyorum bak 2002'den beri olan olayla birikti. Nazmiye'de eve gelince bunlar patladılar. Biri alamadı Seyfettin, biri gidemedi. Benim uşağım orta yerde yediler. Aha buradadır göstersinler tamın üstünü. Hava bir gün bundan bahçede bir şey yapayla hava bunun bacağını girdi Ahmet'in. Ahmet niye girdi? Kızdı da girdi. Ya bir kız bir erkek kuşu ayağını kırar mı? Arkasına bunu yükledim kırıkçıya yolladım. Yalan mı? Ahmet'in mi ayağını kırdı? Evet ya, yalandı. Mehmet Ali yalandı. Anlattığından bakın anlattığı şeyle evet. Yengemin bir bağlantısı olduğunu ben bir hava çözebilsem. Hava niye bunu izlemeyen arkasına? Bir çözebilsem diyeceğim ya tamam. Yengemle bir bağlantısı vardır. Yok ayağını kırdı bilmem ne yaptı. Lan niye vuruyor yengene? Onu dedi. Hava kimin de vuruyor yengene? Bir bağlantısı olsa diyeceğim tamam konuşulmaya diyecek bir şeyler. Eyvallah ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama yok ya yok. Gel bir şey söyleyeceğim. Gel o zaman bu mevzuyu şöyle bitirelim. Biz şimdi Zehra ve diğer kızımızın adı neydi? Behiye ile de röportaj yaptık. Ben zaten onların verdikleri ifadeleri de biliyorum. Anneninkini de biliyorum. Hepinizinkini biliyorum. Sen gel şunu söyle ya. Yani... Senin annenle kardeşlerin böyle bir faraziye mi uydurdular, kıskanıyorlar? Hayır Müge Hanım, bakın şimdi. Sen bana bak, delikanlı gibi bak, tamam, ayrıntısını istemiyorum. Tamam, ben size anlatayım size. Sen kuş kullandın mı, kuş kullanmadın? Ben kuş kullandım. Yani bakın, onun kuş kullandım demesi yine onların arasında bir şey olduğu anlamına gelmez. Ama şunu gösterir, aile buna inanıyor. Buna inanıyor. Bu sadece Ayla Hanım'ın kafasından bir şey değil yani. Müge abla. Müge abla. Bir kıskançlık değil yani. Müge abla kimse bak. Kimse böyle bir şeyi kendine yani kendine bir leke bırakacak şekilde şey yapmaz. Kabullenmek istemez ama ortada bir gerçek var. Ya bakın şimdi diyorlar ya bunu kaynanası çıkarttı her yere kaynanası. Ya bir insan niye kendini bu kadar aşağılayıcı bir duruma soksun ki? Akıl var mantık var. Şimdi annemin yaptığını söylüyorlar ya. O bile annemin yapmadığını biliyor. Bak Ali Yaşar biliyor annemin bunu çıkartmadığını. Hala annemi yani bir günah keçisi koyuyor ortaya onu suçluyor. Kendi hatasını onu suçlayarak kapatacak. Bak, kız kardeşimin olayı olduğunda abim evi yaktı diye bir çay yaktı diye mesele var ya. O meselede ev köyde bayağı ben merkezdeydim. Köyde bayağı bir kavga oluyor. Annem çıkıp gidiyor. Kızlar peşine gidiyor. Hava da evde kalıyor. Havaya köyde bu olay da havanın olayı da var. Havaya köyde baskı yapıyor, dövüyor, vuruyor. Baskı yapıyor ve diyor ona ki, söyle diyor bakın. Söyle diyor benim adımı yani adı çıktı meselesi daha öncesinde de var. Benim adımı bir tane şey, annem mi çıkarttı? Söyle, annem mi çıkarttı? Yani hala kızların ağzından bir laf almaya bakar. Yani kızlar baskıya çıkıp dese ki tamam
Annem söyledi bunu. Annem çıkarttı. Ha tamam, bunu kızlar da söyledi. Gelin anladığımı sen çıkarttın. Ben dedikoduyu sormuyorum. Sen de o evde yaşayan bir çocuktun ya. Sen de Ahmet'te. Vardım Müge Hanım, vardım. Siz de bir erkek olarak olur, kuşkulandınız olmaz mı yani? Şimdi ya, kızların bakış açısı farklıdır. Hani tayt getirdi, geline verdi bilmem ne hani. Daha değil mi genç kızlar biraz daha böyle farklı şey düşünebilir. Ama erkek çocuklarının normalde daha biraz sağlam olması lazım. Sen böyle bir şeyden kuşkulandın ya da annene dedin mi? Anne ya ne var ki yani, o da onun gelini yani. Niye kıskanıyorsunuz falan gibi bir mevzu geçti mi aranızda? Yani ben kıskanıyorsunuz diye bir konuşmadım. Ha, böyle bir şey olduğunu kendi aramızda yani olur mu olmaz mı derken konuştuk. Ama vardı. Kiminle yani, konuştun? Şimdi şöyle bir şey var ki, ya çevrede de diyelim gelin yapıp da gelinini seven var. Lakin gelin sevmek böyle davranmak değil yani. Bizim yaşadığımız durumda yani bulunduğumuz şartlar da yani gelin sevmek böyle değil yani. Bu gelin sevmek değildir yani. Benim yaşadıklarımız, gördüklerimiz, bildiklerimiz bu gelin sevmekle alakası yok yani. Hani bir babayla bir gelin arasında olan bir durum değil bu yani. Benim görüşüm bu. Ha, evet. Ben bunu derken illa bana bu şey diye değil yani. Gerçek olan bu. Ben böyle bir şeyde kalkıp uydurarak burada rezillik çekmeye şeyim, hevesliliğim yok. Peki Ahmet, cezadan kurtulmak için yaparsın. Bir dakika. Peki Ahmet, sen? Yaparsın. Ahmet'e soruyorum. Yani, abimin dediğine katılıyorum da Müge Hanım. Bir de bir ikincisi. Bu Ali Yaşar diyor ya, Seyfettin yaptı, Ahmet yaptı, Mehmet Ali yaptı. Yengesini öldürdü. Bu çıkıp bir gün geldi. Dedi ki, şöyle şöyle kişiler gelinimle böyle uygunsuz vaziyette görüp böyle böyle dediler dedi. Alıyor Seyfettin abimi, bir de Hasan Şükrü'yü, gidiyor adamı dövmeye çalışıyorlar. Şimdi burada doğru mudur değil midir? Kim o ya, kim söyle ya? Lan nereden var bu, nereden çıkarttınız günden güne bir yalan? He? Günden güne bir yalan nereden çıkarttıysınız? Olmadı mı böyle bir şey? He? Yalan ha? Değil, yalan değil. Olmadı mı? Seni uygunsuz pozisyonda burada görüp... O ölen değil miydi? Ölenin yanında bir kişi daha vardı. Bir kişi daha vardı. O kişi de şu an nerede olduğu yani çalışıyordu. Yani kendi hayatındadır. Hiç. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Nasıl söylüyorsun? Lan beni göre de söylemeyen olsun dünyanın en adi tamam, adamı. Olsun. Yalan konuşu da bir şeyleri örtmeyin. Size biz bir soru soruyoruz. Ona cevap verin. Hava Nazmiye niye burada Hasan Şükrü asker diye geldiğinizde hava? Konuşmuş olduğum bir kelimenin yani üzerine... Yani öldürecek miydik Nazmiye? Kapıya nasıl canlıca bunun gelinini? Senin gerçekten ilk gün savcıya anlattıkların doğru muydu? Değildi Müge Hanım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında gene dönüyoruz, dolaşıyoruz. Değildi, öyle mi? Aslında yine Ahmet'in ilk gün anlattıklarının daha mantıklı olduğunu görüyoruz yani. Ama kabul etmiyor. O şimdi kabul ederse kendisi de cezaevine girecek diye de şey yapmıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben Ahmet'i gerçekten hani buradan gönderdim ve çok kızarak gönderdim. Yani var onu da böyle hani çatlak tutlak tarafları şimdi yüzüne söylüyorum ama. Sonradan da ben bu Ahmet'in yaşadıklarını gördüm. Ben Ahmet'e çok üzülmeye başladım. Yani bu kadar yaşı küçük bir çocuğun bu kadar şey yaşaması... Hani mesela Mehmet Ali'nin daha güçlü bir karakteri var. Seyfettin evlenmiş daha başka ama bu çok küçük yaşta çok kötü şeyler yaşamış yani. Akıllı olsun yani kendini kurarsın. Yani herkes dövmüş. Yok be ya. Ya bir sus ya. Müge Hanım. Herkes dövmüş. Olayın herkes şey oluş yapmış. Şekli ifadelere uymuyor. Kesinlikle uymuyor. Niye söyledin? Ali Yaşar'ın yengemi şey Akçaba'da çağırması. Bana dürüst davran. Sen eğer onu dürüst davranıyorum ben Müge Hanım. Sen eğer onu anlatmasaydın Mehmet Ali'lerin falan mı tutuklanacağını düşünüyordun? Hayır Müge Hanım. Oğlum sen de bir şey düşünmüşsün onları anlatmak. Hiç alakası yok Müge Hanım. Kesinlikle. Hani babam onların adını veriyor, babam onların adını verir, abilerim burada... tutuklanır diye mi? Hayır, hiç alakası yok. Ama çünkü o da burada... söylemiş ya sizin adınızı. Tamam, söylemiş olabilir. Söyledi ama polis bunun yaptıkları yüzünden bana baskı yaptılar. Ne biliydi polis de? Anlatılmış her şey canım polis. Senin kız kardeşin çünkü diyorsa ki... Gelinden adı çıktıydı. Nenem demedim onu. Senin annen demedim onu. Benim annem. He.
O kafasındaki yaraları o biliyor. O kafasındaki yaranın hesabını sana öyle bir sorarım ki. Ya tamam, tamam. Sordunuz zaten Ahmet'im. Sana öyle bir sorarım o kafasındaki yaranın hesabını ki. Ha. Konuşup durmayın. Şimdi bugün ben buradan birini alıp gitsem köye. Evet. Senin annenin dettirdiği lafı ben dettirmesini de bilirim. Bilgi olarak buraya aktarırım. Evet. Yaparım bunu. Tamam. Anlat. Sen de anlat. Sen de anlat, çok dinlerim ben. Anlat, anlat. Söylüyorum sana. Cevap ver de soruyorum. Yani. Naciye'la değilsin ya. Ha. Annem mi dedi, senin annem mi dedi? Ben bunu burada bilgi olarak yazıttırırım. Sen rahat ol. Bir dakika, kışkırtıcı konuşma. Kışkırtıcı diye, madem ki bu kadar emin konuşuyorsunuz. Nasıl emin konuşuyorsun? Ben sizin kendinizde olsam suç üstü yakalardım. Oğlum suç üstü. Yok artık. Kim suç üstü? Ne suç üstü yakaladın? Ya bir dakika yakaladım. Bakın. Nasıl gidecek? Ne yakaladın? O kadar yengem, aydım kaydım yok öyle böyle. Senin annen o kadar bir akıllı, bilgili bir karıydı. O zaman suçüstü yakalacaktı. Kız kardeşinizi niye kumanda etmediniz de Nazmiyet? Kendiden de çareni aldınız. Bak oradan bak, millet bak, senin annen kendinden çok şey bilir. Millet dedi. Kızından hiçbir şey bilemedi. Ali Yaşar bilir, annem bilmiyor. Millet dedi. Annen doğruları buydu oğlum. Millet dedi, Ali Yaşar'da hemen koştu, ağız kapatmaya çalıştı. Tamam mı? Hiç millet demedi. Aha, tamam olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Çok iyi bana bilirsin. Bana bak bana. Affedersin. Değilsin ya, değilsin ya. Evet. Diyorsun ya senin annen çok akıllı. Benim annem gelin elinde tutmaya çalıştı ama senin o çok dürüst gördüğün kardeşin köyde Azrail kesildiydi. Geline karşı annem bir şey dese oldu ki gelini dövdü. Oldu ki gelinin kafasını yarmış. Benim annem bir kere dahil gelini şamar dahil bırak kafasını yarmış. Ulan banyo banyo soktu öyle kafasını yerdi kardeşim. Kim gördü? İneklerin ağzını kim gördü? Süpürge kesilen dövdü öyle. Ne olacak? Kim şimdi gördü? 7 yaşında. Allah aşkına. O zaman 7 yaşındaydı Murat. Allah aşkına kim gördüğünü bana bir söyle. E Murat söyledi ya şimdi. Kim? Annemin arkasında süpürge lan diye ağrın süpürgesinden vura vura gitti diye. Odanın camını vura kim kırdı? Ben uç kişiler yedirmeye gitmedi bir daha. Uç vura bir hayvanlar ağırdı aç dur. Murat söyleyeyim. Ya, ya Murat 7 yaşında. Odanın camını kim kırdı odanın camını? Murat ifadeleri şey olmamış. Ya Müge Hanım. He? Neyse ben şunu bunların diyeceğim. Böyle, biz aslında bak böyle ben size bir şey söyleyeyim. Böyle konuşmasından beraber bu iş çözülmez. Ben sen getir o zaman şüphelilerini. Hangi şüphelini tuttun? Valla biz anlayacağımızı anladık. Bak bir şey söyleyeceğim ama ya. Havacığım bak benim de yeğenlerim var. Gerçekten insanın yeğeniyle evladı arasında hiç farkı yok. Ha evladım, ha onlar. Doğru. Ha bir tanesi yanımdadır, bir tanesinin sorumluluğu anne babasına aittir. Ona bir bunların, şey diyemem. Bunların arasında ama, fark var. Boş verin bunları. Ama eğer hani değerse, sevgiyse, kıymetse ona da canımı veririm, ona da veririm. Bunlar da ben şimdi, onu hiç görmedim. Şimdi böyleyken o çocuklara annesi ya da babası en ufacık bir şey yapsa yine karşılarında beni bulurlar. Ben halalarıyım. En büyük güvencelerim arkadaşlar. Ama bak şimdi burada bir şimdi, değişiklik oldu. Bak, bir dakika. Şimdi bu çocuklar bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Anlatsın ne bakalım. Anlatsın doğrulasın ne. Bak bir insanın ne kadar sevse de sevmese de babası ve annesi hakkında kötü konuşması çok zordur. Kendi onuruna da bunu şey yapmaz. Bu çocuklar bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir kere de dur da yayında da değil. Çık da dışarıda bir böyle hani konuşmadan. Çocuğum ya ne anlatmak istiyorsun? Bunlara yanaşılır mı? Yanaşılayım mı bunlara? Ama bu şekilde yanaşılmaz. Kakaya ohohoho adam dövme. Ama yavrum tabii. Adam dövmeye de bir sor bakalım. Onlar da senin evladın bak sayılır. Bak sen şimdi evladım tamam ama bak şimdi. Şimdi Hasan Şükrü Ali Yaşar orada söylesin doğrusunu. Bak Hasan Şükrü, Hasan Şükrü'nün çocukları. Bak izaktır ne kadar elim yetmezse bile... Yemin ederim ben Hasan Şükrü'yü, bak Hasan Şükrü'yü. Ama tek ki bunlar senin torunun değil mi? Ama niye bayım bunlar Erzay? Bak ben Hasan Şükrü'yü kendi çocuklarımdan hem çok acıyırım. Bak severim diyemem. Bak çocukumdan çok peki severim ama acıyarak bak her gün Hasan Şükrü'nün acısı abi içimdedir. Uşakları daha başka. Ben Ali Yaşar öyle düşündüğüm yok. Vallahi düşündüğüm yok. Ben o iki yedim lan bile Hasan Şükrü'nün acısı yemin ederim içimdedir. Bak abi sakat alım lan bile ben yine bir şey pişireyim de getireyim. Bir şey olsun illa hani ben kendi bak kendi torunlarımı gidip göremeyelim. Bak kendi torunlarımı onlar kadar göremeyelim. Hem onlar kadar da onlara gayret etmeyelim. Bak tabii, tabii. Hasan Şükrü'nün uşaklarını yani daha düşündüğüm kadar ben yeminle söylerim. 5 tane torunum var da söyleyeyim. O gününe kadar düşündüğüm yok. Onlar kadar acıdığım yok. Bırak senin acıman da şeyinde kalmasın. Bir iki tane gözlerine yakıt da bari inanalım. Kandırıp da götürme saygı. Senin annenden öğrendim. Mehmet Ali. Abimi yanıma kadar götürme saygı. Aman bir şey söyleyeyim. Şimdi tartışma çıkmadan. Bak sakin sakin. Bugün başka misafirlerimiz Mehmet var. Mehmet Ali sen Nurdagül'ü eve getirdin. Allah. Neden ingerediysin? Kimin ingerediği? Mehmet Ali. Ya Müge Hanım
Ben dilekçe verirken... Şimdi devamını izleyelim mi? Ha. Verdi dilekçesini. Siz ben dilekçe verirken neyi inkar ederek verdim? Azmiye dedim. Babamla dedim. O kadar dedim. Haşır neşir olmasın. Gülüp durmasın yüzüne dedim ona. Buna nasihat et dedim. Etmiş mi? Etmemiş. Etseydi Nazmiye o da açılamazdı. Babasının evine gitti de geldiler ya, o zaman işte Nazmiye'yi vurdu. Askerden geldiğimden beri demiş, yüreğimde yara demiş. Öyle işte Hasan Şükrü bir daha vuracağımış ona, Mehmet Ali girmiş araya. Öyle madem inanmaydı bu yara meselesini niye dedi. O da onun karesiydi, iki tane çocuğu var. O da insafa gelsin, Müslüman olsun, babasına uymasın. Hasan Şükrü kendi kafasıyla yönelsin. Ben evlatım da demeyirim çünkü o beni reddetti. Ben ona bak, laflarını duyana kadar hiçbir zaman reddetmedim. Resimleri de orada yukarıda resimlerine baka baka ağladım bu zamana kadar. Ama bundan bu yana hiç evlatım demiyorum. Ona benim evlatım değildir. Ali Yaşa senin yanında ne kadar duracak? Hava senin yanında ne kadar duracak? Ha Ali Yaşa şunu da değil. Yurdagül buraya gelmiş de ben Yurdagül'e demişim ki Söğütlü'de bizim evimiz var. Ben ne zaman demişim onu? Nereden duymuş bunu Ali Yaşa? Bunu da Ali Yaşa açıklığa kavuştursun. Ben demedim, onu kendi Nur'daki röportajında konuşuyor burada. Röportajında. 2011'de siz demedi miydiniz? He? Demediniz mi? Neyi? Peki Ali Yaşar Bey. Hayır, Ali Yaşar Bey, tabii. Ahmet'in o ifadesinden yola çıkarak oğlum, soruyorum size. 2011'de bu dedikodular sizi rahatsız etmedi mi? Müge abla etmedi diye bir şey yok. Ben bunu... Şimdi bak ama bir dakika. Ya hayır şunu söyle. Aile için, bak şimdi aile içindekinden ben vazgeçtim. Aile içinde problemler var. Hadi çocuklar diyelim problemli, hanım problemli. Bunlar yaşandı. Orası ayrı. Ama bu, biliyoruz ki bu hanenin dışına çıkmış bunlar. Müge abla... Yani sizin Havva'nın yan komşusu, yani taşındığı Havva'nın yan komşusu dayı sizi takip ediyor. Geldi, perdeyi kapattı, perdeyi açtı falan. Yani bütün mahalle bu evi gözetliyor. Yani buna da şey yapamam, olur. Ya tamam Müge abla bak ben... Şimdi peki bu kadar dedikodu... Sizi rahatsız etmedi mi? Müge abla etti diyorum sana. Ben kendimin evine gitmiyordum. Bak gitmiyordum. Ben bunu duyduğum zaman babam ölmüştü. Bir sene sonra duydum. Geldim eve. Abi, abi gitmişsin işte perdesine kadar, kornişine kadar ya, baktı diye anlattı insanlar. Müge abla bunlar evde veya havanın davasında gittiysem gitmişim bu eve. Ben gitmedim o eve. Bunun eve gidip geldiğini gören aynı köyden olduğumuz biri var. Yani görüyordu bunu. Yani yengemin evine inip gidip gelirken yani sonradan sormuş ki yani Ali Yaşar'ı görüyorum bir yerden sürekli gidi geli günde bir iki defa veya haftada iki üç defa geli bir yerden sürekli gidi geli. Ne işi var o mahalleye? Ben kaç gün geldim zaten Nazmi'ye. Ne işi var o mahalleye? Yapıldı. Ha. Ondan sonra dediler ki işte gelini orada kirada duruyor. Ya eve geldiğini ben biliyorum ya. Ya evdeyim. Eğer ben bu evde o bir yıl süre zarfında kaldıysam, bunun da oraya geldiğini söylüyorsam bir ama şey bildiğim var. Ama kaç kere geldi o diyor ki bir kere geldim mesela. Ne bir keresi Müge Hanım ya? Ne bir keresi? Kaç hangi bir kere? Müge. Hangi ne bir kere? Kadar, ya kız kardeşime bakın. Ramazan'da topraktan yapılan tencereye benzer güveç deriz biz. Hı hı. Onlardan alıp satıyorduk. Kız kardeşim bir beyreği yanına aldı. Akşam olduğu zaman beyreği torunu Metin Seyis'in evine gönderiyordu. Kendisi gidip yengemin evine... Olur. Allah'ım yarabbim. Metin de senden... Adam ol adam. Ben adamım. Bak ben Metin'in evine... Şimdi birbirimize lütfen kışkırtıcı kelimeler kullanmayalım. Hayır Müge abla bak ben Metin'in bir evinde yattım. Bunlar hep uyumuş birbirine. Orada ya. Hep bir ağızdan konuşuyorlar. Kız kardeşi diyorsunuz ya, aladır, alasınız, torunsunuz. Bunlar hava olmuş olsaydı, gerçekten bize sahip çıkmış olsaydı, şu kız kardeşimin olayı, gebeliği meydana çıkana kadara gelen duruma değil de daha öncesinden duyulabilirdi. Ali Yaşar'ın kız kardeşi Nebiye bu olayı daha önceden duydu ama sustu. Neden korktu bundan? Ali Yaşar nasıl böyle bir şey konuşursunuz diye takılır bize demiş, susmuş. He. Kız kardeşimin olayını siz duyan bilmezsiniz Nebiye, değil mi? Bir sene öncesinden belki de. Bir sene öncesinden susuyor. Ya siz bilmezsiniz. Bunlar bu kadar hala. Hamilelikte olmayacaktım. Bunlar bu kadar hala. Bunlar bu kadar insan. Hep bir ağızdan konuşuyorlar. Senin anana kimse yanaşardı değil mi? Hep bir ağızdan konuşuyorlar. Bakın torunun Metin dediği kişi var ya. Onu da ben çok iyi biliyorum. Bunları da çok iyi biliyorum. Daha düne kadar birbirlerini kedi köpek gibi yiyenler bu gidip bir sürü torunu vardır. 3-4 tane. Gidip daha düne kadar
Şimdi döndü Ali Yaşar oldun meleki. Ali tamam. Yaşar oldu dünyanın en iyi insanı. Tamam. Hava gelsin konuşsun. Bir ikincisi bakın Beyre'nin kafasını yarıyor. Kim? Ali Yaşar. Beyre'nin kafasını yarıyor. Beyre hastaneye gittiği zaman polis ifade alıyor. Kafası yarıldığı için polis ondan ifade alıyor. Ve Beyre orada babamın yardığını söylüyor. Babasının yardığını söylüyor. Tabii polis bunu tutanağa geçiyor. Mahkemelik oluyorlar, gidiyorlar. Hakim Leyla Hanım var. Ali Yaşar'a soruyor ki kızının kafasını niye yardın? Diyor bir şey dedi bana da yardım. Ne dedi sana? Bir şey dedi. Bir şeyin adı olur. Ne dedi sana diye. Söyledi ağzına da namlı şey. Bir şey dedi bana. Dedi kızım mı suçlu? Dedi kızım suçlu. Leyla Hakim dedi ona ki senin gibi dedi. Muhtar kurtardı dedi. Her defasında da aynısını bir iki mahkemede oldu. Komşuyla da bir mahkememiz oldu. Her defasında muhtar araya girerek bir şeyleri geri çektirerek seni benim önümden kurtarıyor dedi. Yoksa ben seni dedi alıp içeri atmasını iyi biliyorum dedi. Leyla Hanım yaşıyor orada. Yani Behiye'nin bu Nazmiye ile ilgili konuşmasından babam Behiye'nin kafasını yardı. Artık o köyde kafasını neden yardın, neyle dayanarak yardı bilmiyorum. Çünkü ben o dönemlerde... O an onu anlattı ama benim aklımda kalmadı. Hani şu an sorsam ona belki anlatır yine. Ha. Ama şimdi, şu an aklımda kalmadı. Şimdi abine anlatmıyor, lakin, katil meydana çıkar. Lakin hepsi bir ağızdan konuşuyor. Hiçbirinin bir dediği diğerinin aksine bir şey değil. Yani hep bir ağızdan. Bıraksınlar bu işi. İzmit'ten Trabzon'a ayda yılda bir defa. Ya ayda yılda bir defa geliyor. Evin içini ya dışarıdan bir şey görürsün tamam o ne güzel. İyi kolay gelir ama bir işin de bir iş tarafı vardır. O içine girdiğin zaman her şey dışarıdan görüldüğünden daha farklıdır. Ben yaşadım, gördüm, biliyorum. Kimin ne olduğunu biliyorum. Benim fikrim nedir biliyor musun? Hala da olsan, teyze de olsan. Hani teyze olsan anneye yakınsın. Hala olsan belki babaya yakın gibi duruyorsun ya. Tam tersi. Madem hani erkek kardeşine yakınsın, erkek kardeşine bir höt diyeceksin hala olarak. Bir dakika diyeceksin ya yani. Geline eğer bir problem varsa, gelini üzme. Çocuklara şöyle davran. Bence halalık budur. Teyzelik de odur yani. Şöyle yap kocana, çocuklarına şöyle bak falan demekti. Ben onu bilir, onu söylerim. Çünkü gerçekten çok kıymetlisiniz yani. Yeğenler çok kıymetli. Onu bilin. Yani öyle olmalı değil mi? Yani kıymetliler yani. Olduk ama çifti o işle. Evlat gibiler. Ben hani o birini çifti. Sevmenin diğerini sevmemek anlamı hani... Onu mu daha çok seviyorsun, bunu mu daha çok seviyorsun sorusu çok yanlıştır. Ya herkesi sevebilirsin bak, öyle bir... Nige sana bir şey diyeceğim. Bak Allah bir hakkı ucun. Beni Allah toprağa nesip etmesin. Köpekle leşimi sürüklesin. Etmez. Bak sana şu kadar yemin ederim. Bak benim iki kız kardeşim var. Bir de erkek kardeşim, üç tane. Hepsinin çocuğu var. Hepsi de Ali Yaşar'dan daha tuşuk. Yani durumları tuşuk ama ben şimdi bak kendime gelirdim yani. Bunlar Ali Yaşar'ın uşakları bunlar. Yani bir kız kardeşimin uşaklarının daha durumları iyi, düzgün. Ben gene bunları düşünürdüm. İnan ki bunları düşünürdüm. Aha. Bunları acırdım Güven, bunları düşünürdüm. Benim de bir kızım var dedim ki. Benim acınacak bir halim yok. Ben acı evlilik mi yaparım? Ben bu kız kardeşimin uşaklarını... Ali Yaşar'ın uşaklara kadar düşünemeyelim. Yani daha yani bunlar daha içimde bunlar. Tabii, onlar da benim torunlarım ama gördük, bunlar. Gördük. O benim kızım da o zaman 14-15 yaşlarında vardı. Dedi ki anne sen onların anneleri onlara emin yani detaylıydı diyene onun için onları düşünmesin. Bu biraz nanesi biraz uyguluydu bilmem neydi. Acaba şu ile mi? Acaba acık mı ya da acaba öyle mi? Acaba öyle mi? Bunlar hep benim içimdeydi. Amcamın karşısında dedim ki dedim çocuklar. Şimdi bak, de bir konuşmayı dene. Dur şimdi. Çocuklar niye böyle? Nasıl uşumasalar? Niye böyle? Değil ya amcamın karısına. Benim çocuklarım diye o niye düşünüyor? O mu doğurdu onları? Bu böyle bir kadındı. Bak. Ya bırak Allah'ım. Sana şöyle söyleyeyim. Ben senin yerinde olsam Mehmet Ali'yi alırım karşıma. Var mı? Mehmet Ali beni yutacak da nasıl alacağım beni karşımda? Alayım. Alayım. Bak. Böyle değil. Korkma bu kadar böyle... cüs yalan yutamam seni. Bak mesela benim de şu anda sakin modundayım değil mi? Evet. Yani yoksa yükseledebiliyorum. Bir de bir sakin modu vardı. Ben senin yerinde olsam Mehmet Ali'yi alırım. Derim ki Mehmet Ali ya böyle konuşuyorsunuz ama nedir bunun aslı? Bana bir anlatsana. Ya konuşma. Gençliği için kendi konuşsun. Hava kız kardeşinin davasında gittim dakika, oraya. Bak. Anası ayağını kaldırıp koy. Ne bak, demek o? Havanın bak ben anasıyla bunu 6 ay Nazmiye'nin elimden 6 ay önce Trabzon'daydım. Anasıyla bu konuşuyu evin önünde hiç doğru konuş delikanlı adamsın. Bununla konuşuyu ben dinleyelim, bununla konuşuyu ben dinleyelim. Bak Nazmiye'nin adını bile ağzıma hiç almadım. Dedim Allah hayretsin dedim. O kadar bunlar anası çiviliye bu beşine, anası çiviliye bu beşine. Ama bu bak niye bir Seyfettin yok. Bu
Ahmet'e dostu yok. Ahmet eve geldi dedi bir. Neydi ben anlamadım yani. Ya annesinin ikisinin lafı bir. İkisi birbirini destekleyiler. Daha Nazmiye'nin öldüğünden 6 ay önce. 6 ay geçti arada. Durdum düşündüm ya böyle bir şey olamaz yani. Hiç hani öyle bir şey hani öyle bir Ali Yaşar'dan tevalli bir şey yani konuşmayın. Seni dinleyince ne düşünüyorum biliyor musun bir taraftan? Ben de tabii kafadan 50 tane şey geçiyor. Demek ki insan annesini sevdiği çocuğu seviyor. Ya annesini seviyor. Bilmem ya, öyle ya bir baysa. Şey yani. Yani babalarının da bir şey demiyor o zaman. Bak sadece Nazmiye'nin yok öyle yok böyle sadece Nazmiye'nin beşinde. Sen yani bir şey söyleyeceğim. Kardeşin olarak Ali Yaşar'ı seviyor musun? Çok hadi severim, bak, bak. Sevdikçe bak demin hafta bir yemin ettim duydun ya. Bak gene Allah gene aynı etsin beni. Ben şu durumda bak bunların gençliğini çok düşünüyorum. Ama ben ya bunların gençliğini düşünüyorum diyene. Ali Yaşar sen git bunların suçunu al, al üstüne yüklen de gideceğiz evinde. Yat demeyelim ben derim ki suçlu kim ise cezasının içine alsın gitsin tabii, yatsın. Tabii. Adalet bunu bulur. Sen beni düşünme beni düşünen Allah yeter bana. Anladın? Ben seni düşünürüm gençliğini. Düşünme beni. Sen beni düşünecek olmuş olsaydın bir ay içinde 60 derece, 160 derece dönüp de bizi suçlamazdınız bir ay içinde. Ve çocukları bizden aldıktan sonra da çocukları nasıl yaptıysanız bir ay, 2 ay içinde çocukların mahkemeye geldikleri zaman çocuklar bize katil demeye başladı. Bak. Öyle bir psikolojiye soktunuz çocukları. Hiçbir şey uşaklara bak. Ben Murat var ya Murat. Bak tabii, Murat'a tabii. Var ya. Ya, Murat'a hiçbir şey sormam onun çünkü ucunun tabii. Yarası derin olduğu için. Tabii tabii ondan evet. Ona ondan bir şey sordun mu konuşamayın. Umut yutmunu, mahkeme yutmunu, devam yutmunu. Ederken Umut mahkemeye geldiği zaman Umut'u sarılmaya, Umut'u sevmeye çalışıyorduk. Umut, Ahmet de yüzü de burada, ben de burada. Umut bize katilsiniz derdi. Peki neredeydin? Bir dakika. Bir iki ay içinde uşakları nasıl psikolojiye soktun? Bir dakika beni dinle. Ahmet'le sen neredeydin? Tutması gereken. Bir dakika beni dinle. Olaylardan ufak tutması gereken beni dinle, çocukları bir öyle dakika. Bir psikolojiye soktular ki çocuklar bize katil Miki demeye başladı. Miki abla bir dakika beni dinle. Ahmet, Umut'u mahkemeye gördüğümüz zaman sen Ahmet'le nerede bir aradaydın? Cevap ver bakayım. Nerede çok yalan konuşuyorsun Mehmet abi. Bir dakika. Niye yaparsın ya bu? Miyabla. Geldi duruşmaya. Umut'la Umut'u mahkemeye geldiğimiz zaman Mehmet Ali'yle sen nerede bir aradaydınız? Ya konuşma. Neredeydi dersen söyle. Umut Ahmet Cezu evinden geldi bu dışarıdaydı. Nerede Ahmet'ten bir Ahmet'ten bir aradaydı da Umut. Ahmet'e bağırmadı mı mahkeme salonunda katil diye? Sana nerede bağırdı? Sen nerede gördün Umut'u? Kim? He? Polisler nerede geldi? Uşağa polisler geldi bir şey olur diye. Umut'u geldi mahkeme salonuna. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Gel o zaman şunu da hatırla. Sen gelini kahvenin önünde neden tartakladın? Hani öyleymiş böyleymiş diye. Bak sen her şeyi hatırlıyorsun. Ben oradaydı orada duruyordu bu burada duruyordu falan. Miki abla ben de sonumu hatırlıyorum. Bak. Sen onu kahvenin önünde ne oldu da bunu yaptın? Miki abla ben gelinimi kahve önünde tartaklamış değilim bak. Tamam. Hadi kabul ettin bak, ya. Bak bir dakika. Havanın davasında belki gidişine beni bırak demişim, idiklemiş olabilirim. Abi ben, belki geç, senin gibi bu ya kadar... Ya yapmış olabilirim diyelim, yapmadım demeyelim ama ben gelinime vurarak veya... Niye? Kahvenin önünü mü buldum? Bana gelmiş demişti veya çıkma veya havayı sosyal hizmetlere verecektik, verme baba eve gelsin demişti. Bak sen. Öyle bir olaylarda belki idiklemiş olabilirim, sarılmış olabilirim. Yani abi, soka bak. Ortasında... Abi bak Ali mahkemede Umut'un geldiğini, onun nerede durduğunu, bunun nerede durduğuna kadar hatırlayacak adam. Kahvenin önünde gelininle itişmesinin nedenini hatırlar mı hatırlamaz mı? Miki abla onu diyorum sana işte. Ne diye demiyorsun ya bir şey. Ya bak ama ya yapmış olabilirim ama... Arkadaş bak yapmış olabilirim diye bir şey yok. Ya yaptım ya yapmadım. Ya yaptım. Bu kadar basit. Yaptım da hocam o sokağın ortasında tarlandım belki ittim gelinimi. İttim. Bunun ne var yani bunda yani? Hangi konuda darlandın? Hangi konuda darlandın? Neden? Sebep ya havanın olayında darlandım Miki abla havanın olayında. Ne dedi ki sana hava ile ilgili o? Ne dedi ki sana hava ile ilgili? Ya eve gelsin dedi. Bunu ben sosyal hizmetlere verecektim eve gelmeyecektim. Gülüzer Hanım vardı sosyal hizmetlere müdürü. Ben, İyi de zaten orada Nazmiye Havva'dan vesaireden dayak yediği Nazmiye'yi anlaşamadığı Nazmiye'yi niye benim evime gelsin desin de
Sen de bir yere vereceksin desin, seninle itilsin. Hiç mantıklı değil o konu. Geç onu. Mantıklı değil. Orada ne konuştuysalar. Zaten Nazım Bey bunlardan hoşlanmıyor ki. Bir de kendi evine mi alacak? Hasan ya şimdi kendi evine değil, bizim ev olacak. Müge abla, bizim köye ya Nazım Bey. Ya karışmaz size ya. Yani geline ne abicim? Ya Müge abla, nenem evde, bunlar evde. Değil ki sosyal hizmetlere gönderme bunu. Bak. Ali Yaşar Bey. Ya ona kalsaydı Kebriye abla, o bebeğe de bakacaktı. O bebeğe ben bakardım ama benden korkusunu almamış eve. Havanın bebeğini bakacakmış ama benden korkusunu almamış eve. Kim? Ayla. Yok. Bakardı tabii. Neyi bakarsın? Niye bakmıyorsun? Senin torunun. Ne benim torunum? Babası kim? Torun ne demek? Ya bir dakika bu işin bir şey. Benim bana torunumun olup olmaması için babasının ne ilgisi yok var yani? Yok ya. Ben benim kızımın torunu. Nereye bırakmaz? Niye bayım? Çayını atıyorsun. Gidin sabırtı gidin. Babasının kim olduğunun ne önemi var? Kız benim. Buyurun işte Mikan burada. Kız benim, torun benim. Yok abla, ben onu kabul edemem. Yani başkaları. Ha, evlendiririm. Hı. Veririm bir şahsa. Duramaz, geçinemez. Gelir hemenle. Evet. Amanla. Evet. Ne? Evimde. Yok. Yaşı gücü olsa orada kullanmayaydılar. Ne diyorsun ya? Sen 2001'den beri olan olayı benim uşağımın başından aldılar. Ve ben başka bir şey bilmiyorum. Ali Yaşar Bey, şimdi bakın konumuz bu değil ama yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi sizin kızınızın başına gelen olaylardan sizin uşağım dediğiniz çocuk, diğer çocuklarınız sorumlu değil. Hepsinin haberi var. Sen baba olacaksın. Sen Nazmiye'nin gidip Kornişine, osuna, busuna, evine gel bilmem ne bakana kadar sen otursaydın evinde, sen sahipçisiydin. Benim için çocuk bitti, konuşurma. Ben şoförüydüm, eve gelmedim. Gelseydin ne yapayım, geldiğinde de bir bakılsaydın sana. Müge abla, şoförüm yoldayım, ben evde durmuyorum ya ablacığım ya. 2000 yılından beri şoförlüğü bıraktım. Allah aşkına olsun ya, ben 2005'e kadar babam ölene kadar arabanın sırtından aşağı inmedim. Arabamı Sungul'u da petrola bıraktım. Aha. Ondan sonra arabaya binmedim. Babamın cenazesine gittim. Sungul'u da bıraktım arabamı. Bu şahitli, ispatlı. Niye babanın cenazesinden sonra gitmedin? Arabaya daha binmedim. Neden? Babam çıktı ortaya. Bunlar geldiler yıldına. Babamdan yıldına. Da 52 gün sonra Seyfettin'in davası çıktı ortaya. Aha buradadılar. Babamın cenazesinde çıktı ama ben 52 gün sonra duydum. Ona kadar bilmiyordum. Sen. Ben. Hava bilmiyordum kardeşim, söyle. Bana aile anlattığı zaman dedi ki bak bana kız, ben hepsini detaylı anlatacağım. Ooo Müge abla, benim başıma pişmiş tavuk geldi ya. Bana iki saat anlattı. Dedi ki Aliye, dedim alacaksınız, gelin edeceksiniz. Dedi ki ben Aliye'ye gelin etmezsin dedi. Ben de kabul etmem dedi. İliye ne ander olduğunu. Ben de kabul etmem. Aliye'ye de gelin etmez. Ben de kabul etmem dedi. Dedim ne olacak dedi. Şimdi ben bakın arkadaşlar. Aliye'ye de diyemeyim. Aliye'ye bizi keser. Ama bakın. Şimdi o zaman yanlış da oluyor. Hep lafı az önce Rahim Bey'de söylediğim gibi konudan bir konudan öteki konuya geçiyoruz. Konu dağılıyor. Ali Yaşar Bey diyor ki Ayla benim korkumdan bakmamış torununa, yoksa alıp bakacakmış diyor. Evet. Ben de evet diyorum ki bakmalıydı. Hayır, çünkü Ayla'nın, hayır. Ayla Hanım o bebeğin anneannesi. Ne hayır ya? Büt bak, ben onunla o dünyada değil, bu dünyada değil, o dünyada bir araya gelmem. Bu araya gelsem öyle bir evladım uşağı olsa ben onu evime koymam. Yanlış adalet yaparsın. Adalet astın beni. Yanlış koymam. Yok adalet öyle bir dünya. Adaletle bunun alakası yok. Zamanı değildi, evlenekte yapaydı. Bunun adaletle alakası yok. Yok bunun öyle bir dünya. Nerede torunun? Evlenmemiş ki zevce uşak yapacak da ben bakacağım onu. Bakamam. Nerede torunun? Bana ne? Ya işte. Bana ne? Ya işte bana ne diyeyim. Kendi babasıysan o an. Zaman lütfen sol elinin üstüne bakın. Eğer sol elinin üzerinde bir sevgi izi görüyorsanız bizi arayın. Tek istedikleri var. Kaybolduğu zaman bir yakınları onlara kolaylıkla ulaşabilsinler. Konuşuyoruz, dalıyoruz. Çok az vakit kalmış. Benim senden ricam Havva'cığım, valla biraz beni sevdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Bir de git şu çocukları bir kere dinle ya. Bak Tayyip meselesini anlattılar değil mi? Konuştuk. Aslında hiç öyle de olmayabilir dedik. Sen de bir dinle ya bir hala olarak.
Bir sakin sakin. Ya ama yanaşmazlar ki. Bak Ahmet geçenleri biraz uyana bu yana orada abi, şey yaptı. Ben bir konuşayım. Yanaşacaktım ona ama sen orada kalkıda bir haraşa çıkartıyorsun. Rezil oluyorsun. Ya Ahmet biraz geçen. Ben Ahmet'le de konuşurum. Mehmet Ali'le de konuşurum. Niye konuşmuyor? Perşembe günü müydü? Biraz yanaştı benim yanım bu garip. Ama seslemeye çekindim ama bakarsın ya burada bir şey değil. Olay çıkarıyor. Bir konuşalım ya Ram bir burada. Bir konuşalım. Ya ben ne isterim daha doğrusu ne bileyim. Oğlum gel lan buraya. Bunu baban yapmadığını sen söyledin. Baban yapmadı. Abin de yapmadı. Sen kendisi cezaevine 5 günlük girmesi var. Dünkü gibi aklımda. Oğlum dedim Ahmet ne dedin dedim. Niye bunları buraya soktun dedim. Babandan abin yaptıysa oğlum söyle yapmadıysa söyleme ne dedi. Bana dedi tek kelime budur. Hala babamdan abimin bir günahı yok bu işte dedi. E oğlum dedim babandan abimin günahı yoksa bunları niye koydun buraya? Ellerini eti bana abiyle. Dedi ki bizim dedi elimizin izi yok dedi. Biz dedi birer sonra dışarı çıkacak dedi. Dedim ki siz dedim birer sonra dışarı çıkacaksınız. Yengen gelecek mi? Yengen nerede? O zaman ellerini vurdu yüzüne. Bahat dedi ilk cezaevine 5 günlük girmesi vardı diye. Ya ben cezaevinde kaldım da ifadeyi değiştim. 5 günlük cezaevine girmeleri vardı. Bunu Bahat dedi o zaman. Ahmet her şeyin doğrusunu biliyor. Bak Mehmet Ali burada anladı. Ha yalansa anladı anlatsın. Bir tane doğru anlatmayı. Cinayet nedenini anladınız mı? Vallahi ben bilmem. Ben anlamadım, anlayamadım. Ben zaten bak bir şey diyeyim sana. Evet. Ben zaten ne diyeyim? Yalnız yarın direkt şu Behiye ile Zehra'nın röportajları var ya. Direkt onları görürüm. Onları da görün. O kızlar da bazı şeyleri çok net anlatıyorlar çünkü. Sonradan dediğim gibi artık yani böyle gidiyorsa oturacağız, bekleyeceğiz yani. Yargıtay gelsin, alsın, götürsün diye. Efendim, Nihan Günay'la gün ortası bültenine bağlanacağız. Yarın sabah görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.